kırmızı çember içerisindeki Made in Turkey yazısı siyah fonda döne döne ilerleyip bir yıldız gibi etrafına ışık saçtı. Zengin kız fakir olan yazılı bir düğün davetiyesinin içerisinde oyuncuların görüntüleri eşliğinde jenerik akıyor. Kemal Hüseyin Avni Danyal, Serpil Ayda Aksel, Nurhan Ufuk Özkan, Biricik Ecem Özkaya Üstünda, Sarp Mantar İpek, Rüyam Gözde Okur, Şükrü Kemal Kılıçay, Meryem Şeyla Halis Çiçekdemir, Junior Kemal George Havucuoğlu, Badire Zerrin Epikmen, Mahmut Ferdi Akarnur, Fatma Günihal Demir, Burhan Özgün Aydın, Hakan Ali Barışık, Ceyda Yağmur Sevgi Koysal, Filiz Eylül İlbey, Şevval Oya İnci, Timuçin Yıldırım Öcek, Mehmet Tunahan Büyükercan, Veysel Kıvanç Baran Arslan. ...98. bölüm. Gündüz vakti, güneşin yansımasıyla ışıl ışıl parlayan Boğaz. Sarp villanın arka bahçesinde tedirgin bir bekleyiş içinde. Bu sefer bittim, ne yapacağım ben? Nurhan elinde bıçakla arkasında belirdi. Sarp. Nurhan? Ellerini yüzünden çekip arkasına dönmüştü ki bıçağı görmesiyle yere yığılması bir oldu. Anam yapma Nurhan. Nurhan bırak o bıçağı Nurhan. Gel be. Ben de seni arıyordum Sarp. Nurhan. Geldin demek ya. Nurhan bırak o bıçağı. Bırakmak istiyorum Sarp. Gerçekten bırakmak istiyorum ama gel gör ki bırakamıyorum. Ne demek bırakamıyorum Nurhan? Bırakabilirsin. Beni de kendini de yakma Nurhan. Sarp, ben kimseyi yakmayacağım. Nurhan, bu yaptığın yanına kalır mı zannediyorsun? Biliyorum, kimsenin yaptığı kimsenin yanına kalmaz. Nurhancığım biliyorum, anlıyorum. Ya Biricik'le aranızdaki konuşmaları biraz ufak tefek değişikliklerle aksettirmiş olabilirim insanlara ama... ...ya buna değmez, ben buna değmem. Sen ne diyorsun ya? Bir dakika, senin ağzını açık hadi kulağın duyuyor mu? Sen... Biricik'le ayrılmamızda senin parmağın mı var Sarp? İnanmıyorum Nurhan ya, ne parmağı? Yok parmak. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Nurhan, parmak izlerin o bıçağın üzerinde, anında yakalanırsın. Ya konuşma vıdı, sus be, sus! Korkma, ben kimseye bir şey yapmayacağım, sus! O zaman niye bırakmıyorsun bıçağı? Oğlum niye anlamıyorsun? Bırakmak istiyorum ama bırakamıyorum. Bırakabilirsin Nurhan, saçma konuşma. Bak sizin aranızdaki durum için kim ne söylediyse vallahi yalan billahi yalan. Ya sakin ol, ben bir şey yapmayacağım diyorum. İmdat! Adam bıçak diyorlar, imdat! Oğlum bağırma, bütün herkesi ayağa kaldıracaksın. Sarp ne yapıyorsun? Gelme üstüme. Yapmayacağım. Karanlık, iki gün önce yüksek bir tepeden İstanbul Boğazı. O zaman yaz kızım. Mahmutoğlu Nurhan Süleymanoğlu ve Kemal kızı Biricik Yılmaz şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkememize boşanmak isteğiyle başvurmuşlardı. Biricik nemli gözlerle parmağındaki alyansı çıkardı. Nurhan bakışlarını yere sabitlemiş, çok üzgün. Biricik elinde tuttuğu alyansa bakarken ağlamamak için kendini zor tutuyor. Bu sırada alyans elinden kaydı ve yerde yuvarlanarak Nurhan'ın önüne gitti. Salondaki herkes yüzüğe odaklanmış. Biricik nemli gözlerle başını kaldırıp Nurhan'a baktı. Nurhan kadın avukatının yanından ayrılıp alyansı yerden aldı. Hüzünlü gözlerle elinde tuttuğu alyansa bakıyor. Bir müddet sonra başını kaldırıp nemli gözlerle Biricik'e baktı. İkisi de bakışları birbirine kenetlenmiş, öylece kaldılar. Geçmiş. Biricik'le Nurhan bir bankta el ele oturuyorlar. Hayatım çok yakıştı. Değil mi? Yani durumun daha iyi olsaydı... ...sana çok daha pahalı böyle ne bileyim ben... ...hani üzeri... ...böyle pırlantalarla dolu bir... ...alyans almayı isterdim ama işte. Ne önemi var? Ya bu alyans benim için dünyanın en kıymetli alyansı. Çünkü sen verdin bunu bana. Seni çok seviyorum ya. Vallahi. Sana söz veriyorum. Ölene kadar. Asla bu alyansı çıkartmayacağım aşkım. Söz mü? Söz kız. Ben de söz veriyorum. Ben de asla çıkarmayacağım. O kadar güzelsin ki. Yani bazen bütün bunlar bir rüyaymış. Ve ben de bu rüyada uyanacağım diye o kadar çok korkuyorum ki. Hayatım. Bu rüya bile olsa seninle aynı rüyayı paylaşıyorum ya. Bu bana yeter.
Biricik başını Nurhan'ın omzuna yaslayınca Nurhan da yanağını Biricik'in alnına yasladı. Yüksek bir tepeden deniz manzarasına karşı oturuyorlar. Şu an Nurhan geçmişi hatırladıkça daha da hüzünlenmiş. Başını kaldırıp yaşlı gözlerle Biricik'e baktı. Biricik avukatının yanından ayrılıp nemli gözlerle Nurhan'ın yanına geldi. Nurhan alyansı Biricik'e uzattı. Bunu düşünmüşsün. Alyansı Nurhan'dan aldı. Teşekkür ederim. Biricik. Biz ne yapıyoruz? Hani birbirimize söz vermiştik? Hani asla bu rüyadan uyanmayacaktık. Biz ne yapıyoruz ya? İnan bilmiyorum. Bize ne oldu hiç anlamıyorum. Biz neden buradayız? İnan hiçbir fikrim yok. Nurhan yadırgayan gözlerle duruşma salonuna baktı. Benim gözlerimdeki perde aniden kalktı Biricik. Ben ömrümün sonuna kadar gözlerimi sabah her açtığımda, akşamları her kapadığımda gördüğüm ilk ve son kişinin sen olmasını istiyorum. Ben de öyle olsun istiyorum. Ben seni çok seviyorum. Nurhan'ın gözünden bir damla yaş süzüldü. Beni affedebilir misin? Sen ne diyorsun? Asıl sen beni affedebilir misin? Nurhan'ın ellerini tuttu. Göz gözeler. Nurhan başını yana çevirip hakime baktı. Hakim bey. Biz boşanmaktan vazgeçtik. Eğer müsaadeniz varsa tabii. Ne müsaadesi çocuklar? İki seveni ayırmaya hiçbir kanunun gücü yetmez. Sizin adınıza çok sevindim. Hadi doğru yuvanıza. İkinizi de bir daha karşımda görmek istemiyorum. Görmeyeceksiniz. Çok teşekkür ederiz. Nurhan alyansı Biricik'in parmağına geçirdi. Biricik mutlulukla gülümsüyor. Söz veriyorum görmeyeceksiniz. Özlemle sarıldılar. Nurhan Biricik'in saçlarını okşarken Biricik Nurhan'ın omzunda huzur içinde gülümsüyor. Nurhan'ın gözlerinden yaşlar süzüldü. Sarp'ın arabası girdi garaja. Şükrü her zamanki yerinde dikilmiş, el kol hareketleriyle yön gösteriyor. Sarp arabayı park edince koşup kapısını açtı. Hoş geldiniz başların efendisi. Hoş geldiniz damatların efendisi. Hoş bulduk Şükrü'cüğüm. Ne oldu? Resmi sonuçlar açıklandı mı? Efendim Nurhan'ın villadan gönderişi gerçekleşmek üzere. Ama hak etti ya. Ya sen Karun kadar zengin kayınpeder bulmuşsun. Ya niye gidiyorsun kardeşim? Hiç kafa yok. Hiç kafa yok bunda ya. Değil mi Şükrü? Değil mi? Ayrıca ne demişler? Yar saçların lüle lüle, Nurhan sana güle güle. Vallahi Nurhan'ın sakarlığından, züğürtlüğünden kurtuldu ya. Aynen öyle Şükrü ya. Allah aşkına Şükrü. Sana soruyorum ya. Ya elini vicdanla koy da söyle. Yani Nurhan bu aileye, bu villaya hiç yakışıyor muydu? Sen söyle ya. Efendim gerçekten. Yani bu villa, yani Nurhan'da potluk yapıyordu efendim. Evet Şükrü. Yani bu aile Nurhan'a fazla, ya bol geliyor. Üstelik bol gelmesine rağmen zengin de göstermiyor. Hiç benim valla çok doğru söylüyorsunuz ya. Yani bunca senedir buradayım. Ya insan bir bahşiş vermez mi? Koklatmaz mı ya? Ama siz eylemişsiniz. Siz bonkörlerin efendisisiniz. Damatların efendisisiniz. Damat demek siz demek efendim ya. Değil mi Şükrü? Değil mi? Ayrıca ne diyeyim ya? Ben mutluyum. Ailem mutlu. Daha ne olsun Şükrü? Efendim... Mutluğumuza ortak olmak isterim. Bana hafif bir canlı çıkartırsanız ben de mutlu olurum. Siz de mutlu olursunuz. Mutlu mutlu mutlulaşırız dedim. Şükrü sen yok musun? Vallahi o kadar mutluyum ki seni kıramayacağım Şükrü. Sağ olun. Elini cüzdanına attı. Al bakalım. Tişörtünün al yakasına bakalım. 100 lira sıkıştırdı. Hop geliyor geliyor. 100 lira da cebine sıkıştırdı. Yakasına 200 daha sıkıştırdı. Ay çok güzel. Şükrücüğüm seni banknot manyağı yapacağım. Evet enseye düşürün. Enseye tabii. 200 lira da enseye. Al bakalım Şükrü. Al bakalım Şükrü. Çok sağ olun efendim. Vallahi. Rica ederim Şükrü. Efendim siz vallahi ciddi söylüyorum. Başların efendisisiniz. Bonkörlerin kralısınız siz. Sağ ol Şükrücüğüm. Ya biz bu anın keyfini doya doya yaşayalım diyorum ben ya. Böyle eğlence olmaz. Böyle eğlence olmazlar. Nasıl olur?
arabaya atlayacağız seninle. Doğru otobana. Sonra otobanda bir ara duracağız, kenara çekeceğiz. Camı açacağız, devrimi açacağız, başlayacağız. Kollarını açtı, çifte telli oynuyor. Ne yapıyorsun Şükrü? Bu ne biçim eğlence ya? Otobanda ne işimiz var bizim Şükrü? Manyak mıyız biz ya? Tırın altında kalacağız. Öldürmek mi istiyorsun beni? Benim ama adet böyledir. Bırak şimdi adeti madeti. Oynamak gerekiyorsa burada oynarsın ya. Otobana gidelim lütfen Zarp. Oyna Şükrü. Oyna diyorum sana Şükrü. Burada oynayacaksın. Oynarken 100 lirası yere düştü. Sarp da eşlik ediyor ona. Sırt sırta verdiler, omuzlarını aşağı yukarı sallıyorlar. Bu haberi hemen gidip bizimkilere verelim, tamam mı? Şimdi ben otoparka gidiyorum. Sen arabanı nereye park ettin? Otoparka park etmişim de hayatım, rica etsem ya. Benim acil bir lavaboya gitmem gerekiyor da. Tamam, ben o zaman otoparkta bekliyorum seni. Yok bir tanem, sen beni bekleme. Ben iki dakikaya peşinden geliyorum. Nasıl olsa ayrı ayrı arabalarla gideceğiz değil mi? Evet, o zaman evde görüşürüz, tamam. Biricik'in elini öptü, ayrıldılar. İkisi de farklı koridorlarda yürüyorlar. Genç bir jandarma er, eli kelepçeli bir mahkumun başında bekliyor. Mahkum 30'larında, kumral, saçının ön kısmı hafif uzun. Sert hatlı bir burnu, kapkara gözleri var. Lacivert beyaz kareli gömleğinin üzerine siyah deri bir ceket giymiş. Mahkum çaktırmadan elindeki ataçla kelepçenin kilidini açmaya çalışıyor. Sonunda kilidi açmayı başardı. Nurhan kalabalık adliye koridorlarında. Ya şey, çok affedersiniz beyefendi, ben lavaboya bakıyorum da ne tarafta acaba biliyor musunuz? İleride olması lazım, koridorun sonuna doğru. Ben de tam olarak bilmiyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Adamın gösterdiği yöne yürüyor. Mahkum kelepçelerini çıkarırken jandarmayı kolluyor. Kardeş, biraz su verebilir misin? Dilim damağıma yapıştı da. Tamam diye kafa sallayıp masanın üzerindeki sürahiye yöneldi. Sırtı dönük. Mahkum ayağa kalktı ve arkasından sinsice yanaşıp ensesine vurdu. Jandarma yan pozisyonda yerde hareketsiz yatıyor. Bayıldığından emin olmak için birkaç kez kolunu dürttü. Sonra doğrulup eliyle saçlarını geri itti. Nurhan sağa sola bakınıyor. Ha pardon, çok affedersiniz. Lavabo ne tarafta biliyor musunuz acaba? Allah Allah, ya labirent gibi adliye, koca adliyede lavaboyu bulamadım, iyi mi? Ha, ablacığım sen biliyor musun nerede lavabo? Sen de bilmiyorsun. Şuraya sorayım bari ya. Bir kapıyı açtı. Çok affedersiniz, lavaboya bak. Mahkum kendi kıyafetlerini jandarmanınkilerle değişmiş. Ne oluyor burada ya? Geç şöyle, geç. Sesini çıkarma, kapat kapıyı. Silahını Nurhan'a doğru. Bir dakika sakin, tamam, sakin olun, sakin. Tamam, kes sesini. Bana bak, beni iyi dinle. Eğer sesini çıkarmazsan, söylediklerimi yaparsan sen kazanırsın. Ama bir aptallık yaparsan, benim için ha 6, ha 7. leşim sen olmuşsun, hiç fark etmez. Bakın lütfen rica ediyorum, sakin olun. Ben, bakın az önce karımla barıştık. Ben daha yavrumu görmedim. Rica ediyorum, sakin olun. İyi ya işte. Eşinle karını bir daha görmek istiyorsan, benim söylediklerimi aynen yapacaksın. Tamam yapacağım, ama sakın sen şeytana uyma güzel kardeşim, sakın. Tamam. Şimdi şunun elini ayağını bağlamakla başla bakalım. Tamam, elini ayağını şey yapacağım. Bakın yalnız işinize karışmak gibi olmasın ama bence bu yaptığınız çok yanlış. Neden? Firar ederseniz suçlarınız ikiye katlanır. Daha önceki ertelenmiş cezalarınız da infaz edilir. Bütün bunları bir düşünün. Ondan sonra isterseniz bir daha kararınızı verin. Ulan ben müebbet demişim. Sen ne diyorsun? Çok fazla konuşma. Ben ne diyorsam onu yap. Şunu elini ayağını bağla artık. Tamam, tamam. Aman sakin ol. Tamam, bağlayayım. Elini ağzını bağlayayım. Malzeme yok. Neyle bağlayacağım? Şu boynundaki medeniyet yularıyla bağla işte. Kravat. Hadi çabuk ol biraz. Baklava desenli mor kravatını boynundan çıkarıp mahkuma doğru tuttu ve sakin ol diye elini kaldırarak yere diz çöktü. Jandarmanın üzerinde mahkumun kıyafetleri. Şöyle bir dakika tutar mısın ya? Ulan bir de bana utanmadan. Ya ver tamam. Çok teşekkür ederim, pardon. Jandarmayı sırtının üzerine döndürdü. Kravatını çözüyor. İskender diye olmasın da aman Allah korusun. Dur açıyorum şimdi. Saniye, panik yok. Bastı. Şunu şurasında. Sen ne kadar çok konuşuyorsun ya? İşte heyecandan dilime vurdu ya. Şimdi evet, neresinden başlayalım? Elini bağlamakla başla. Yerde baygın halde yatan jandarmanın ellerini kravatla bağlarken mahkum silahını ona doğrultmuş, eli tetikte.
çift atıyorum sırtı sağlam olsun diye. Genç adam bu şimdi kurtulur kurtulur buradan. Kemal ellerini arkasına bağlamış salonun ortasında sıkıntıyla volta atıyor. Koltukta oturan Serpil gözleriyle takip ediyor onu. Ay Kemal'im dönüp durma, başın döndü, otursana. Oturamayırım Serpil. Ha o koltuklar çivili Hint yatağı gibi batay bana ya. Pirucuk aramadı mı hala? Aramadı hayatım. Biz niye mahkemeye gitmedik? O Nurhan denen herife iki çift lafım olacak. İşte bunun için gitmedik. Yani kızın zaten canı sıkın. Hep beraber oraya gideceğiz. Bir de orada patata çıkaracaksınız. Kahrolacak çocuk. Ya o işler Habriye nasıl geldi anlamadım ya. Habram Yanay Serpil, Habram Yanay ya. Ay, benim de öyle Kemal'im. La 40 yıl düşünsem bunların boşanacağı aklıma gelmez daha. Doğru, doğru. Ay ben de akışına bıraktım ama her şey o kadar negatifti ki. İşte boşanıyorlar. Ben darlandım. Azıcık yürüyeceğim. Yürü Kemal'im, yürü. Zaten hiçbir şey doğru dürüst yürümüyor. Bari sen yürü. Jandarmanın ağzına kağıt tıkayıp üstünü koli bandıyla bantlamışlar. Elleri kravatla bağlı. Nurhan şimdi de bir iple ayaklarını bağlıyor. Tamamdır. Güzel kardeşim, her istediğini yaptım. Artık ben izini istiyorum müsaadenle. Şunları da takalım bileklerine. Şöyle. Nurhan'ı kelepçeliyor. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Bileklikleri niye takıyorsun? Kamufle olmak için. Şimdi bir mahkumu taşıyan jandarmaya benzedim. Anladım seni, şimdi anladım. Beni nakil edermiş gibi götüreceksin. Ondan sonra da sen kaçacaksın. Sen var ya, göründüğün kadar aptal değilsin ha. Bir kere de çaktın köfteyi. Teşekkür ederim. Bankadakiler pratik zekalı olduğumu söylerler. Hatta biliyor musunuz, müdür bey bütün bilmecelerini bana sorar. Tamam kes ya. Sen ne kadar çok konuşuyorsun ya. Bak, söylediklerimi iyi dinle. Bak yemin ederim gözümü kırpmadan gebertirim seni. Ha, duydum, duydum tamam. Yedinci reşim olmak istemiyorsan sessiz ol. Şimdi buradan birlikte çıkacağız. Ben ne dersem sen onu yapacaksın. Tamam. Siz tek bir şey rica ediyorum senden yalnız. Sakin tamam mı? Sükunet. Bakacağız. Telefon. Sustur o zaman. Demesi kolay, sustur da nasıl alacağım? Hadi bir el at bay. Ya sen beni sınıyor musun? Ha? Senin bana düşmanların mı saldı? Abicim nasıl alayım ama? Al. Sustur. Ay sus, karaman yok. Katil bey eğer bakmazsam şüphelenir. Atlat şunu. Atlatayım mı? Nasıl atlatayım ya? Öyle laf mı olur Allah aşkına? Ben karıma yalan söyleyemem. Ben bugüne kadar karıma hiç yalan söylemedim. Ya atlat şunu dedim. Tamam. Tamam. Alo, efendim hayatım biricik. Efendim. Yok çıkmadım daha ben. Sen beni istersen bekleme, şöyle yapalım. Sen git eve, evde görüşelim, olur mu? Şey var çünkü, kuyruk. Kuyruk var şeyde, lavaboda kuyruk var. Benim işim biraz uzun sürecek gibi. Evde buluşuruz, olmaz mı bir tanem? Tamam, kapatıyorum. Kapatıyorum, evde görüşürüz. Peki, tamam. Yani bravo. Sayende karıma yalan da söyledim ya. Vallahi bravo, al buyur. Ya sen manyak mısın? Seni şurada gebertebilirim. Sen hala karıma yalan söyledin diye dertleniyorsun. Güzel kardeşim, bu işin sonu menfi müsbet ne olur bilmiyorum. Ama insanın en büyük hazinesi dürüstlüktür, bunu unutma. Biraz daha uzatırsan ben seni geberteceğim. Nasıl? Ben de yeterince dürüst müyüm? Kesinlikle evet, haklısın. Dürüstsünüz. Çıkalım. Son bir şey rica edeceğim. Şunu. Lan hizmetçi miyim lan ben seni? Ha? Öldüreyim lan ben seni? Tamam bir dakika. Ben... Koy lan kendini. Lan ben Allah kahretsin ya. Allah razı olsun. Ben pantolonun cebine koyuyor. Of mangay var yapmış söğüt dalına. Aman aman. Yavrusun da sinek kapmış gördüm. Çirdiğine bantım. Çirdiğine bantım. Benim amı sandım. Karın indim aldım. Çirdiğine bantım. Para beni saldım. Para beni baldım. Allah. Kır beline. Kır gerdanı. Vallahi Şükrü, beni de kendine benzettin ha. Eş baksana, Nurhan artık eks damat oldu vallahi. Dini dinle, dini dinle. Vesel şaşkın bakışlarla ikinin yanına geliyor. Dini dinle, dini dinle, dini dinle bandım. Bedavamı sandım, para bir baldım. İşte ne yapıyoruz ya? Oynuyoruz oğlum. Sen de gel oynasana. Zart Bey'in keyfi yerinde. Zart Bey'in keyfi yerinde olunca benim de keyfim yerinde oluyor.
trene bakar gibi ne bakıyorsun? Sen de katılsana. Vallahi sen bile bugün gözüme çok sevimli görünüyorsun ya. Şş, hadi oyna oyna. Sen de oyna sırık. Geri dinle, geri dinle bandım. Bedavamı sandım. Veysel gelin gibi süzülüyor. Bu sırada Kemal garaj merdivenlerinin başında belirdi. Ellerini arkasında bağlamış. Şaşkınlıkla üçlüye bakıyor. Lan ne yapıyorsunuz burada? Baba? Lan ne diyorsunuz siz? Kemal Bey. Ha, kapat şunu. Kapat. Kapat şunu. Şükrü Veysel'e kaş göz etti. Ya evladım delirdiniz mi siz? Hakikaten ne bu Şükrü? Oynuyorduk. Lan Nurhan'la Biricik Boşan'ı siz burada göbek ataysınız öyle mi? Vallahi baba. Aslında Şükrü ısrar etti. Hatta otobana gidelim orada oynayalım dedi de ben zor engel oldum. Efendim Nurhan'dan kurtuluyorsunuz ya. O yüzden hani mutlusunuz diye biz de şenlik düzenledik, eğlence düzenledik. He. Nurhan'dan kurtuluruz. Bir yuva yıkılıyor, haberiniz var mı? El kadar bebe ortalıkta kaldı. Böyle bir durumda eğlenilir mi lan? Hakikaten Şükrü, iş mi bu? Hakikaten Veysel ya, iş mi bu? Niye oynatıyorsun beni ya? Enişte siz çağırdınız. Tamam kes. Ayıptır, böyle bir durumda eğlenilmez ya. Valla doğru söylüyorsunuz da babacığım. İşte Şükrü ısrar etti. Nurhan'dan kurtuluyoruz, Nurhan'ın sakarlıklarından kurtuluyoruz dedi. İnsan düşününce mutlu oluyor tabii. Evet efendim, Zahit Bey çok haklı. Zamanında başımıza ne işler açtı. Ah ne işler açtı. Geçmiş, Nurhan'ın sakarlıklarından kısa kesitler. Hemzem'in geçitte arabalarının bozulduğu an tren hızla üzerlerine geliyor. Nurhan direksiyonda. Uçak hızla irtifa kaybediyor. Pilot fıstıklı sandviç yediği için fenalaşmış. Libya'ya iç seyahatine giden dörtlü safari yaparken çölde kaybolmuşlar. Teknede batma tehlikesi geçirdikleri gün. Issız adaya düştüklerini sandıkları an. Golf oynamaya gittikleri gün peşlerine silahlı adamlar takılmış. Ormanda kayboldukları gün, üzerlerinde avcı kıyafetleri, ellerinde tüfekler. Karşıda kocaman bir ayı. Hepsinin korkudan beti benzi atmış. Sarp ayıyı vuracakken Nurhan engel oldu. Arabayla uçurumun ucunda asılı kaldıkları gün. Şu an. Efendim, bugün gerçekten yaşıyorsak bir mucize yani. Ya tamam, bu uşak başımıza bir sürü bela açtı ama böyle bir durumda eğlenmek ayıp yani. Vallahi babacığım ben de söyledim. Ayıp oynamayalım dedim. Şükrü ısrar etti. Oynamazsam ben de senin düğününde oynamam dedi. Oğlum niye bana baskı yapıyorsun illa oyna diye Veysel ya? Tamam 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 haydi. Haydi uzatmayın. Herkes işine gücüne baksın haydi. Hakikaten. İşine bak Şükrü. Koş Şükrü. Sırık. Sarp Kemal'in peşi sıra merdivenlerden çıkıyor. Şşş. Baba. Oğlum niye demiyorsun ben müziği açtım? Zorla ben onları oynattım. Niye demiyorsun? Ne olur yani desen ne olur? Ya enişte öyle olmadı. Siz oynuyordunuz beni çağırdınız ya siz. Ceza vermesin. Şey diyorsun değil mi? Yani yaralı parmağa ürik asit dökmem diyorsun değil mi? Anladım ben seni. Gerçekten anladım. Sen anladın da ben hiçbir şey anlamadım enişte ya. Sen hiçbir şey anlama. Allah'tan Zarp Bey bana acayip yağdırdı. Keyfim yerinde. Yoksa seni çok fena yapardım da şimdi Zarp Bey'in direktiflerini yerine getirmem lazım. Koşmam lazım. Koş Şükrü. Kendi etrafında bir tur dönüp hızla koşmaya başladı. Şu an hareketleri bir Allah'ı seversen. Ya vallahi benim eniştem normal değil ya. Hem boy olarak hem kafa olarak anormal bir adam ya. Ama benim için no problem, sorun yok. Hiç oynayamadım ki ben zaten. Kafasını pencereden sokup müziği açtı. Parmaklarını göbek hizasında şıklatıp gerdanını sağa sola kırıyor. Oynaya oynaya direksiyonun başına geçti. Kafasını ve kolunu pencereden dışarıya sarkıttı. Jandarma kılığına giren mahkum Nurhan'ı dışarı çıkardı. Bak bence bu yaptığın çok tehlikeli. Canından olabilirsin, benden söylemesi. Bence sen benim için değil, kendi canını düşünsen daha iyi olur. Şimdi kes sesini, benim sinirlerim bozma. Tamam sustum. Nurhan'ı kolundan tutmuş, zorla götürüyor. Askerler, nereye götürüyorsun bu mahkumu? Bana mı dedin? Senden başka askerler var mı burada? Tutuklunun davası vardı. Hangi salonda? Şey, nakil evrakları burada zaten. Ver bakayım. Mübaşir dosyayı aldı, inceliyor. Kılı çıkartırsan gebertirim seni. Vay vay. Demek o meşhur seri katil buymuş. Tipe bak.
Gören de adam zanneder, iyi mi? Ya, ne demezsin. Senin duruşman bu salonda. Buraya gireceksiniz. Anladım. Ben bir helaya kadar gideceğim. Gidip gelene kadar arkadaşlarla refakatlik yapar, değil mi? Tabii tabii, sen bak işine. Bizde. Yok yok, bir şey söyleyeceğim. Ben suçsuzum! Yalnız dikkat edin. Adam manyağın biri. İkide bir ben suçsuzum deyip duruyor. Yalan yanlış konuşuyor. Bilmez miyim? Buraya suçlu kimse gelmez zaten. Tamam, ya ben suçsuzum. Niye anlamıyorsunuz? Ben suçsuzum ya. Yeter be kardeşim. Amma konuştun ha. Ha mübaşir beyefendiciğim, bakın. Sana yalvarıyorum. Bak ben suçsuzum. O adam nerede? Lavaboya gitti. Birazdan gelecek. Burada değil yani şu anda. Yok. Çok güzel, tamam. Hemen polise, jandarmaya haber verin. Asıl davası olan seri katil o. Ya tabii. Ben susuzum. Jandarma kılığındaki adam asıl mahkum. Onun davası görülecek bugün burada. Ya bak gözünü seveyim, bak bana niye inanmıyorsunuz ya? Bakın o adam şu anda bildiğin katil ve şu anda kaçıyor. Sessiz ol. Hakim bey mahkemede gürültüyü istemez. Niye anlamak istemiyorsun ama? Bak ben suçlu falan değilim ya. Asıl suçlu o adam, mahkum o ve şu anda kaçıyor. Ya polise haber versenize. Ya he sen suçlu değilsen ben de Monaco prensesiyim. Bak güzel mübaşir kardeşim, bana inanmıyorsan git bekleme odasına bak. Koridorun sonundaki bekleme odasına git bak. Orada bir tane adam ağzı bağlı bir şekilde tutuluyor. Sıktın ama. Boş boş konuşacağına birazdan karar duruşmanda ne ceza yiyeceksen onu düşün. Benim tahminim kesin müebbet yersin. Yok artık. Müebbet mi? Ne yaptılar acaba? Ne yapacaklar Anişkucuğum? Biricik aha böyle tekmeyi koymuştur vallahi. Meryem geldi salona. Serpil Hanım yemek hazır. Yok yemeyeceğim Meryemciğim. Aman Anişkucuğum ya, sabahtan beri ağzına tek lokma koymadın yani. Vallahi hasta olursun ha. Ya Rüyam Hanım ne sabah ya. Dün akşamdan beri ağzına bir lokma koymadı. Ay yok yiyemiyorum Meryemciğim ya. Boğazımda böyle bir yumruk var. O yumruk gitmedikçe hiçbir şey yiyemem. Yumruk mu? Allah Allah. Gerçi bir şey söyleyeyim mi Anişkocuğum? Sen resmen yeni bir rejim yöntemi bulmuş olabilirsin ha. Nasıl yani? Şöyle. Aşırı üzülecek şeyler yaşıyorsun. Ondan sonra da yemeden içmeden kesiliyorsun. Hatta bu diyetin adına üzüntü diyeti diyebiliriz. Ya daha şık olsun sadness diyeti diyebiliriz. Ha? Ya Rüyam Hanım olur mu öyle şey Allah aşkına ya? İnsan üzüleceğim diye yemeden içmeden kesilirse kahırdan gider Allah korusun ya. Çocukken yataktan düştü bu onda. Ha evet, hala acısını hissediyorum gibiyim ha. Bakın rica ediyorum, ben buraya müebbet hapis cezası yatmaya değil, ben buraya boşanma davam için geldim. Hakim geldi, kes artık. Sayın Hakim Bey, hoş geldiniz efendim. Bakın, efendim çok büyük bir yanlış anlaşılma var. Çok büyük bir yanlışlık var. Siz, bakın ben suçlu değilim. Suçlu şu anda kaçıyor. Sessiz ol bak, senin şimdi dışarı atacak salondan. Ne oluyor, ne bu patırtı? Sayın Hakim, hoş geldiniz. Bakın efendim, burada büyük bir yanlışlık var. Şu anda bakın, siz yanlış kişiyi suçluyorsunuz. Ben masumum. Ben hiçbir suç işlemedim ya. Anladım. Hadi diyelim ki bu cinayetin birini sana yıktılar. Diğer işlediğin 5 cinayeti ne yapacağız? Tövbe, 5 cinayet mi? Ne diyorsunuz siz? Ben bu yaşıma kadar karınca bile ezmedim. Bakın siz, ben sandığınız kişi değilim. Niye anlamıyorsunuz? Bunlar için geç kalmışsın zaten. Bu karar duruşma. Evet savcı bey, ne diyorsunuz? Sayın hakim, suçlar delilleriyle sabit. Müebbet hapis verilmesini talep ediyorum. Yok artık. Müebbet mi? Biricik'in kullandığı son model beyaz araba villanın garaj kapısından içeri girdi. Şükrü koşarak Biricik'i karşılamaya gidiyor. Biricik arabadan inerken Şükrü kapısını tuttu. Hoş geldiniz Biricik Hanım. Çok büyük geçmiş olsun. Nasılsınız? Çok iyiyim Şükrü abicim. Çok teşekkür ederim. Bugün harika bir gün. Çok güzel. Çok sevindim. Nasıl mahkeme nasıl geçti? Bilmediğiniz yerlerden soru falan gelmedi değil mi? Merak etme Şükrü abicim. Her şey yolunda. Emin ol. Şimdi benim acilen annemleri görmem lazım. Sonra görüşürüz olur mu? Saygılar efendim. Tabii ki. Kızcağız çok haklı. Bak züğürtten kurtulduğu için etekleri zil çalıyor. Ama bu çok normal. Yani
Değil mi? Yani züğürtle yaşamak çok zor ya. Tamam iyi adam, hoş adam ama çok züğürt ya. Züğürtü de hiç tahammülüm yok. Kimsenin de olacağını zannetmiyor. Arabanın kapısını açmaya çalıştı ama kilitlenmiş. Gitmiş. Nurhan sanık bölümünde ayakta. Hakimler aralarında kararı istişare ediyorlar. Yaz kızım. Karar. Dava no 2014-121. Sanığın işlediği suçlar sabit görüldüğünden 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 48. maddesine göre müebbet hapsine karar verilmiştir. Yazma kızım! Yazma kızım! Sakın yazma kızım! Çok özür diliyorum hakime, yazmasın kızım! Yalvarıyorum size, bakın ben sandığınız kişi değilim ya! Ben... Bir dakika! Son bir isteğim, son bir arzum olabilir mi? Şu aranan suçlunun fotoğrafına bir bakabilir misiniz lütfen? Son isteğim, ne olur! Götürün şunu! Bir dakika çocuklar, yapmayın! Götürmeyin, ben suçsuzum! Sen ne bela adammışsın be? Ne belası ya? Ben buraya boşanma davam için geldim. Yapmayın Allah aşkınıza ya. Ne müebbet abi cezası? Çocuğum var. Serpil Hanım o kadar üzülmeyin ya. Birazdan gelir Biricik. Ay. Selam. Hoş geldin boncuğum. Nasılsın? İyiyim anneciğim, merak etmeyin, iyiyim. İyi olacak tabii, tabii ki iyi olacak. Bütün o maddi sıkıntıları üstünden attın Nurhan'a atınca rahatladın tabii. Saçmalama Rüya. Size çok güzel haberlerim var. Yoksa Nurhan'la barıştınız mı? Evet, evet barıştık. Artık boşanmayacağız Nurhan'la. Ay biliyordum, biliyordum. Ay akışın bize pozitif şeyler getireceğini çok iyi biliyordum. Ay Allah'ın şükürler olsun, gözünüz aydın. Nasıl ya? Nurhan'la boşanmadınız mı yani? Hayır, boşanmıyoruz. Barıştık diyorum, barıştık. Niye bu duruma seviniyorsun hiç anlamadım yani Biricik. Serpil Rüya'mı dürttü. Kardeşin şaka yapıyor yavrum. Nurhan nerede ki? Şimdi biz malum ayrı ayrı arabalarda gittik ya. O da şimdi benim peşimden geliyor. Birazdan burada olur. Ah canım benim, ne kadar sevindim anlatamam. Ne kadar sevindim, ne kadar sevindim güzel kızım benim. Ya arkadaşlar bir dakika durur musunuz ya Allah aşkınıza? Ya anlatamıyorum galiba. Ben suçsuzum ya, ciddi söylüyorum. Asıl katil şu anda dışarıda kaçıyor ya. Bize değil, hakime anlatacaktım bunları. Dinlemedi ki, dinlese anlatırdım. Merak etme, müebbet yemişsin. En fazla 36 yıl yatar çıkarsın. Yok artık 36 yıl mı? Ne diyorsun sen ya? Yoksa ağırlaştırılmış mıydı o? Normal müebbet 30 yıl yatar çıkarsın. Ya ne diyorsunuz arkadaşlar? Ben yapmayın ya, ben suçsuzum. Ha, çok şükür. Sayın hakim, bizim boşanma davamıza bakan hakimdiniz siz. Merhabalar. Evladım ne oldu, ne bu halin? Ya sormayın efendim, yardımınıza ihtiyacım var. Ya benim ben olduğuma inandıramıyorum kimseyi. Senin sen olduğuna mı? Aynen öyle efendim. Biz şimdi boşanmaktan vazgeçtik ya. Mahkeme salonundan çıktıktan sonra ben bir lavaboya gideyim dedim. Nurhan başından geçenleri bir bir anlatıyor boşanma hakimine. Çardaktalar. Ya nerede kaldı bu kız ya? Vallahi babacığım. Yani sonuçta Nurhan bu. Hay sakarlıklarıyla filan mahkemeyi filan yakmış olmasın. Evde duramayırım sarp. Duvarlar üstüme geliyor ya. Suçluluk duyarım. Acaba diyorum ben bunların bu ev işine müdahale ettim. Bütün bunlar bunun yüzünden mi oldu? Vallahi kendinize haksızlık ediyorsunuz babacığım. Olur mu öyle şey ya? Her şey Nurhan'ın gereksiz gururu yüzünden oldu. Yani bu dünyada benim tanıdığım en iyi babasınız siz. Ya sağ ol, sağ ol. Arıyor mu? Hakikat mı kız? He Şükrü, diyorum sana işte Biricikler barışmışlar. Ya vallahi sevineyim mi, üzüleyim mi bilemedim Meryem. Ya ne demek sevineyim mi, üzüleyim mi Şükrü ya? Sevineceksin tabii. Üf, çin mal adamsın sen ha. Ya şimdi Nurhan burada kaldı ya, can güvenliğimiz açısından üzülüyorum. Ama şimdi yani Nurhan da burada olunca biliyorsun yani haber rekoltesi yükseliyor. Zarfı güzel çarpıyor, iyi para kazanıyor. O yüzden de seviniyorum işte. Aman Şükrü ya, haberi sağ veren de kabahat ya. Aman de geç Şükrü be, de geç. Üf. Meryem Müştemilat'a doğru yürüyor. Konuşulmuyor. De geç, de geç. Sen katısın biraz. Şükrü. Ay. Şükrü. Biricik geldi mi? Gelmiş efendim. İyi haber vermiyorsun o zaman Şükrü. Efendim benim de şimdi haberim oldu Zart Bey. Ne olmuş peki? Nurhan tarihin tozlu sayfalarındaki yerini almış mı? Neyse bu haberi ben size vermeyeyim. Vermeyeyim mi? Neyi vermeyeyim ya? Ne oluyor? Efendim bu haberi vermeye yüreğim el vermiyor gerçekten. Yürek mi?
Yürek nedir ya? Ne oluyor Şükrü? Vallahi bu haberi vermeye dilim var mı? Beni zorlamayın lütfen. Lafı uzatma Şükrü. Ne olmuş? Söyle diyorum ya. Söyleyemem diyorum size bu haberi. Ben senin dilinden anlarım. Cüzdanını çıkardı. Hayır, hayır. Bu son param. Al. 200 lira bana uzattı. Ne demek almam ya? Bir yaşıma daha girdim. Şükrü para almıyor. Yok, almam, almam. Ya al diyorum sana ya. Hak ettin sen bunu, al. Bak sen veriyorsun, tamam mı? Alayım mı? Al, al. Konuş bakalım Şükrü. Nurhan Bey'le Biricik Hanım barışmışlar. Yes! No. İşte bu. İşte bu. Barışmışlar mı? Ne demek barışmışlar ya? Boşanmaktan vazgeçmişler. Ne demek vazgeçmişler Şükrü? Saçma saçma konu. Şaka mı bu? Kötü bir şaka. Vazgeç bundan. Keşke şaka olsa ama inanın ki değil. Ne demek ya? Böyle bir şey olur mu ya? Nasıl boşanma? Sen şimdi bu haberi vermek için benden para mı aldın Şükrü? Şükrü paraları nereye saklayacağını şaşırdı. Ama sen söyledin. Al dedim bana. Ne demek ben verdim? Nurhan boşanmamış. Hala bu evde kalıyor. Bunun karşılığında benden para mı alıyorsun? Paramı ver. Bana verdin. Paramı verdin. Bilmem yer miyim? Paramı ver. Vallahi bilmiyorum. Paramı verdin. Bilmem yer miyim? Şükrü paramı ver. Cebime girdi bir kere. Cıkmam da o. Oy kızım, bana dünyaları vermiş kadar oldular şimdi yani ha. Vallahi akışım bize güzel şeyler getireceğini biliyordum. Nerede şimdi Nurhan? Aslında peşimden geliyordu. Say şimdiye kadar da gelmesi lazım. Nerede kaldı acaba? Ay saçmalama Biricik ya. Senin arabanla onun arabası bir mi Allah aşkına? Kesin o araba bir yerlerde bozulmuştur, ben size söyleyeyim. Nurhan'ın da kafası bozulmuştur. Geçmiştir arabanın karşısına. Ne bozuldu şimdi? Bak tam gidiyorduk, tam barışmıştık falan. Ya bir an önce gelse de kucaklasa uşağı. Yalnız önce iyi bir payladıktan sonra. Ay ben de özledim Nurhancığım. Arayı ver boncuğum. Tamam, arıyorum anneciğim. Biricik arama yaptı, cevap bekliyor. Alo hayatım, neredesin? Adliyede misin? Hayatım hala ne yapıyorsun orada? Ne? İnanmıyorum. Sonra? Ne olmuş kızım? Ne olacak babişkocuğum? Nurhan kesin yanlış kadından boşanmıştır. Evladım ciddi ol. Belli ki önemli bir şey var. Dur. Nurhan müebbet hapis cezası almış. Yok artık ya. Al işte. Kaşla göz arasında müebbet hapis cezası alan tek insan Nurhan olabilir zaten. Ne diyorsun yavrucuğum? Yani müebbet hapis mi yatacakmış? Bir saniye anneciğim. Ha tamam anladım. Tamam canım. Hadi görüşürüz sonra, tamam. Yok anneciğim yok. Yani önemli bir şey yokmuş. Aslında varmış da işte ben de anlamadım ne oldu. Serbestmiş ama geliyormuş. Lan yani bir yandan müebbet ceza alıp da bu kadar kısa sürede yatıp da çıkan başka adam olmaz zaten yani. Nurhan'dan başka. Ay gelsin de soralım bakalım neler olmuş. Çok merak ettim. Müebbet kuşu Nurhan. Tamam Nurhancığım, tamam. Hadi görüşürüz, hoşça kal. Koş Bahadır'e koş. Ne oldu Mahmut? Bir yerine bir şey mi oldu Allah aşkına? Hayır, bana bir şey olmadı. Ama bir şey oldu. Ne oldu Mahmut? Ya Nurhan telefon açtı. Biricik'le barışmışlar, ayrılmaktan vazgeçmişler. Allah! Mahmut'um, canım benim güzelim benim, bana ne güzel bir haber verdin. Artık dile benden ne dilersen kurban olurum sana ben. Gel. Allah'ım yarabbim Mahmut'um. Vallahi hiçbir dileğim yok. Sadece böyle günleri Allah bize göstermesin. Amin, göstermesin. Mahmut, tutma beni, oynayacağım. Vallahi Bahadır'e ben de oynayacağım, kendimi tutamıyorum. Darıldın mı cicim bana, hiç bakmıyorsun bu yana. Darıldınsa barışalım, kumru gibi koklaşalım. Esmerim güzelim, aklı delilim, ben yanıyorum. Aman Allah, ben yanıyorum. Darıldın mı cicim bana, hiç bakmıyorsun bu yana. Gülsüm iyilik sağlık. Ayol bunlar oyunları başarmadı mı? Bunlar da oynuyorlar. Kavirin kafayı hepten sevdiler vallahi bunlar. Esmerim güzelim. Ah dudu dilim ben yanıyorum. Aman Allah ben yanıyorum. Gel Fatma gel. Sen de katıl bize. Niye katılayım ayol? Böyle zaman oynanır mı? Tabii bugün göbek atılmazsa ne zaman atılır Fatma Hanım ya?
Ya siz oğlunuz boşanıyor. Kafaya mı yediniz siz ya? Bu zaman göbek mi atılır? Esmerim güzel. Oğlumuz boşanmıyor. Onun için oynuyoruz Fatmacığım. Ne diyorsun kanka? Nurhan'la Biricik barışmışlar Fatma Hanım. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Sen bile gözüme dünya güzeli gibi gözüküyorsun. Gerçek mi söylüyorsun? Gerçekten mi barışıyorlar? Gerçekten mi barışıyorlar? Doğru mu söylüyorsunuz? Koklaşalım. Çekil o zaman. Ben de geliyorum. Güzelim. Açalım abi açalım. Verandada karşılıklı göbek atıp şarkı söylemeye devam ediyorlar. Dışarıdan Müştemilat. Cüneyt Kemal bilgisayar başında oyun oynuyor. Meryem belli ki hoşnut değil bu durumdan. Ellerini beline koymuş. Canı sıkkın izliyor onu. Ya Meryem, ya bir hamakta uyutmadın adamı ya. Şükrü 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 şükrü. Şükrü 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 şükrü. Gider ya Allah. Zaten kafam bozuk ya. Zahit Bey, Nurhan Bey'in boşanmadığını duymuş. Nasıl sinirlendi biliyor musun? En az 3-4 gün bahşişi yok mu? Şükrü, Allah aşkına bırak zarpı, bahşişi bilmem diye bir çocuğuna bak be. Ne bakacağım vitaminize ya? Ya ne demek ne bakacağım ya? Abi çocuğuna baksana bir bak, bir bak, bak çocuğa bak. Heh, baktım. Ne olacak? Vitaminsiz bir genç sabahtan akşama kadar bilgisayarın tepesinde oyun oynuyor ya. He işte, çok fazla oynuyor. Ya ne var yani şimdi? Çocuk uslu diye problem mi çıkartıyor Meryem? Hayır Şükrü, ne alakası var? Bir çocuk bu kadar çok bilgisayarla oynamaz ki. Oynasın, oynasın. Hacker mekir olur, ne bileyim. Bankalara hackler, bekler bir şey yapar. Parayı para demeyiz kız. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben ne diyorum, bu adam ne diyor? Sen bana sabır ver ya Rabbim. Şükrü, yemin ediyorum seni burada bir hacklerim görürsün gününü ha. Ne yapacağım ben ha? Ne yapacağım? Ne yapmamı istiyorsun ha? Ne yapıyorum ben? Ne yapayım ben? Şükrücüğüm, al çocuğunu, çık dışarı, git normal çocuk oyunları oyna. Ne bileyim ben, körebe oyna, saklambaç oyna, lastik atla, ip oyna, misket oyna, elde tura bir iki üç güzellik falan oyna, bir şey oyna işte bu çocukla ya. Ben mi oynayacağım? Yok, babam oynayacak Şükrü. Kardeşin gitmedi şimdi, fileye babam mı geldi ki? Allah'ım ya Rabbim, sen bana sabır ver Şükrü, ne alakası var? Bak, Serpil Hanım bile diyor ki, çocuklar bu kadar çok fazla bilgisayarla oynamaması lazım. Dışarı çıkması, arkadaşlarıyla falan sosyalleşmesi lazım diyor. İyi de, bu vitaminsizin dışarıda hiçbir yerde arkadaşı yok ki, tek başına bu. E tamam işte, ben de o yüzden sana diyorum, al çocuğunu dışarı çık, oyunlar oyna. Bak yoksa yemin ediyorum sana kuru fasulyeyi yasak edeceğim ha. Ama bu çok büyük şantaj, böyle şey olmaz kızım. Ne demek olmaz, büyük şantaj bu. Tamam işte o zaman, yersen Şükrü. Al çocuğunla çık oyna, kap kuru fasulyeyi. Hı? Tamam kız, kabul edeyim. Ama bastırmalı olacak, tamam mı? Yuh Şükrü be, yuh be. Yani kuru fasulyenin pazarlığı için çocuğunla oynuyorsun değil mi? Çekil. Lan vitaminsiz, senin yüzünden kazar işitiyorum ya. Ne? Tabii kulaklığı da takmış, duymuyor ki bir şey. Ne oynuyorsun diyorum. Junior oyuna dalmış, Şükrü'yü duymuyor. Allah Allah. İnanamıyorum ya. Yani Nurhan müebbet hapis yemiş ha. Peki nasıl çıkmış yani? Gene laf falan mı olmuş? Hayatım vallahi biz de bilmiyoruz işte. Gelsin öğreneceğiz. Sarp, sen peki bizim barışmamız hakkında hiç yorum yapmayacak mısın? Barışmanız mı? Ya olur mu canım? Ya ben ne kadar üzülmüştüm anlatamam sana. Yani siz barışınca da ne kadar mutlu oldum o da ayrı yani. Hiç belli olmuyor da. Olur mu? Olur mu öyle şey Bıcık'cığım? Ben ya şu an aklım Nurhan'da, Nurhan'ın bu müebbet hapis filan aklım oraya takıldı yani. Hayır o değil de yani bu dargınlık nasıl boşanmaya gitti onu anlamadım ben. Bir gelsin de eline boyuna bir konuşalım bakalım. Babacığım ne gereği var? Geçmişte kalmış, bitmiş gitmiş ya. Yok yok. Konuşacık. Yani konuşalım ki bu bir daha olmasın da ya. Yani nasıl bu dargınlık boşanmaya gider Serpil ya? Aynen öyle Kemal. Yani. Eyvah şimdi yandın Sarp. Ne var geçmiş. Ne, ne olsun bu? Ne yalan söyleyeyim kötü yani. Biricik telefonlarıma bile çıkmıyor artık. Oh oh. Oh oh. Oh. Olacak şey değil, inanamıyorum. O da böyle bir şey bekliyormuş sanki, baksana. Birden bana olan tavırları tamamen değişti. Ya, aklım almıyor Nurhan. Böyle bir şey nasıl olabilir? Yani sizin ayrılmanızı düşündükçe deli olacağım ya.
Ne oldu? Telefon titreşimde de. Cebinden telefonunu çıkarırken bir kart düştü yere. Efendim. Ya tamam, sonra arayın. Şu anda meşgulüm. Çok önemli. Hadi. Sağolun, şey yapayım. Şu kartı düşürdüm. Nedir o ya? Ha, Biricik'in avukatının kartı. Biricik'in avukatının kartı mı? Çenem çıksaydı da söylemeseydim ya. Ha, Biricik avukatla mı görüşüyor? Vallahi işler o raddeye vardı demek ki. Vay be. Demek ciddi ciddi boşanmak istiyor ha? Of, şimdi de bak sanki laf taşıyormuşum gibi bir şey olacak ya. Ne olur aramızda kalsın. Söyleme ya. Yok yok Sarp. Sen istemeden bana farkında olmadan yardımcı oldun. O zaman benim de birini aramam lazım. Kimi? Avukatımı. Madem boşanmak istiyor, ben de kendi avukatımla görüşeyim. Buyurun Mahmut Bey. Evet. Evet. Tabii, tabii. Olur, olur, olur. Buyurun, bekleriz. Bekleriz. Konuşmaya bize gelirlermiş. Ben de tam neden Mahmut Bey'le Bahadır Hanım araya girip bu sorunu çözmüyorlar diyordum. Lafı ağzımdan aldılar yani. İyi oldu, gelsinler karşılıklı otururuz, hallederiz. Vallahi hiç zannetmiyorum anneciğim. Niye yavrum? Anneciğim, sonuçta onlar Nurhan'ın annesiyle babası. Doğal olarak onun tarafını tutacaklar. Yani buraya gelip burunlarından kıl aldırmazlar bence. Allah Allah. Niye burun kıl epilasyonlarını bizim evde yapmak istiyorlar Sarpışko? Ne anlatıyorsun Rüya? Ne epilasyonu ya? Ne alakası var şimdi epilasyonla? O anlamda mı söylüyorum ben? Diyorum ki yani Nurhan'ın ebeveynleri onlar diyorum. Yani Nurhan'ın tarafında olurlar. Doğal olarak bizimkilere cephe alırlar diyorum. Hı. Neyse canım. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Ha yani ben de pozitif olayım, pozitif olayım diyorum ama... benim de negatif damarıma bakmasınlar yani. Şimdi efendim... yani siz buraya Nurhan'la Biricik'in arasını düzeltmek için geldiniz değil mi? Evet evladım. Baktım artık olmuyor. Büyüklerin bu işe el atması lazım dedim. İşte ben de onu diyorum efendim. Maalesef sizdeki o büyüklük pek içeride yok. Nasıl yani? Şimdi sizin buraya geleceğinizi duyunca... istemeden içerideki bazı şeylere kulak misafiri oldum. Ne gibi? Vallahi nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama... mecburum söylemeye. Yok efendim, gelecekleri varsa görecekleri de var. Zaten oğullarına doğru düzgün aile terbiyesi vermemişler. O züğürt oğlana kızımızı verdiğimiz için büyük bir hata yaptık falan gibi şeyler işte. Ne diyorsun çocuğum sen? Vallahi ben olanı söylüyorum efendim. Hay sanki Biricik de sütten çıkmış ak kaşık. Yani Nurhan da ziftten çıkmış kara kaşık yani. Duydun mu Bahadır'ı? Duydum. Efendim ben sizinle bu konuşmayı önceden yapayım ki içeri girdiğinizde yaşanacaklara hazırlıklı olun istedim. Şu an. Eyvah eyvah. Eğer aralarını benim açtığımı duyarlarsa her şey biter. Ben de biterim. Sarp tedirgin beti benzi attı. Hay anlayamadım şey. Bu iş mahkemeye kadar nasıl gitti yani? Evet anne, ben de. Ben de yani. Dur bakalım. Nurhan gelsin anlarız. Evet babacığım, inan ben de anlamıyorum ya. Sanki aramıza böyle bir kara kedi girdi. Yok canım, ne kara kedisi? Yok öyle bir şey. Ben zaten sizin hep yeniden bir araya geleceğiniz umudunu hiç yitirmedim. Ay canım, ay bu benim kalbim ya Biricik ama gerçekten. O kadar üzüldü ki sizin ayrılığınıza. Hasta oldu resmen. Ya, ya. Serpil, ha bu uşağı niye severim biliyor musun? Niye Kemal? Aynı benim gibi bak. Yufka yürekli, vicdanlı. Aynı senin gibi kendini methetmeyi hiç sevmiyorum. Kemal ne dedi şimdi bu der gibi şaşkın. Serpil'le Biricik haline gülüyorlar. Şükrü oturmuş Junior'la oyun oynuyor. Oğlum koruma kalkanlarını kaldırsana. Adamlar saldırıyor ya. Bak totemleri de dizmemişsin ya. Ya bu bütün oyunu karıştırdın ya. Oğlum bak şuradaki hazineler, altınlar almak varken gitmişsin yaratıklar koridorda kavga edeyim. Bari şunu vur.
Ya baba, altın toplamak için değil, macera yaşamak için oynuyorum ben bu oyunları. Oğlum, macera dediğin nedir ki? Parasız, pulsuz yaşamak, züğürt yaşamak, aynı Nurhan abin gibi. Yani Nurhan abinin şu züğürt hayatı var ya, vallahi benimsin diyen aksiyon filmlerine beş basar. Veysel elinde salatalıkla arkalarında. Nedir lan Azim? Baba. Hangisi? Şu mu? Şu. Hangisi lan? Al, al. Sana vermezsin oğlum ya. Ne yapıyorsunuz enişte burada? Ya şey işte, ne yapacağız Allah aşkına? Şey tuttu Meryem, çocukla ilgilen dedi. Geleneksel çocuk oyunları oyna falan dedi. Niye, ne oldu? Hayırdır, ablamdan bir şey mi saklıyorsun enişteyi ya? Ya oğlum, bir şey saklamıyorum ya. Ciğerle biraz ilgilen dedi. Böyle geleneksel çocuk oyunları oyna falan dedi de al. Allah Allah. Bu totemli oyun pek geleneksel çocuk oyununa benzemiyor ama. Fakat çok güzel ya. İnsan kendini kaptırıyor. Saydın savaşıyormuş gibi oluyor. Bas 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 bas. Lazere bas. Yalnız bak, bir şey diyeceğim enişte. Ablam böyle sizin savaşlı totemli oyun oynadığınızı görünce kızmasın. Kuşlara haber uçurmazsın ablama. Oğlum, sen de dut ağacına dadanmış tırtıl gibi evi kemireceksin ya. Yeğeninle ilgilen biraz ya. Kıyım, ablam sana demiş ilgileniyor. Ben niye ilgileniyormuşum? Kendin beni ilgilensen bana çok kızar. Oğlum niye kızsın? Yeğeninle oyun oynayacaksın ya. Şşş, vitaminsiz Steve Jobs. Hadi git bahçeye, oynayın biraz. Ya ben son level'dayım. Allah, koruma kalkanlarını bana kaldırma. Beşli lazer geliyor ha. Hadi, hadi bahçeye giri. Tamam, gel yeğenim, gel. Sen çocukla çocuk olma, gel abim. Isır bir dene, cilde çok iyi geliyormuş sana da bak. Gel, aferin. Oy, akıllı yeğenim benim. Şükür geçti bilgisayarın başına. Mahmut ve Fatma salonda çay ve kurabiye keyfi yapıyorlar. Gel gel. Badire geldi yanlarına. Vallahi kankacığım, ya ne yalan söyleyeyim. Eğer Barbie'ye denk gelseydim bu kadar sevinmezdim vallahi billahi. Ah, doğru diyorsun. Benim de ümidim kesilmişti. Serpil Hanım'ın dediği gibi. Yani işi akışına bırakınca sonu hayırlı oldu. Mahmutcuğum, Serpil Hanım dedin de onları bir ziyaret edelim. Biliyorsun son kez pek bir kötü ayrılmıştık. Hallederiz, hallederiz. Kolay ol. Yeter ki çocuklar mutlu olsun. Gerisi kolay. Aa, Burhan geldi herhalde. Şimdi o köpeği misafir çağırmıştım da. Fatma Hanım vallahi bravo ya. Sen altın gününde bizde mi yapıyorsun artık? Aa, yok canım, kendim için değil. Nurhan için güzel bir kız çağırmıştım da. Kız mı? Canım kankacığım, şimdi çocuk boşanacak. Boşandıktan sonra artık bu evliliğe alıştı. Ömrü billah bekar kalacak değil ya. Huyu huyuna, suyu suyuna, boyu boyuna güzel, temiz bir ev kızı buldum ona. Vallahi bravo Fatma Hanım. Yani ışık hızına erişen ilk çöp çatan sen olacaksın. Fatmacığım, daha çocuk boşanmamış. Şimdi gelen kıza ne diyeceğiz? Canım hallederiz, sen özürme. Niye korkuyorsun? Demek o daha çare bitmemiş. Burhan var ya, Burhan da evlenecek. Kızı Burhan'a gösteririz olmasa. Aa. Ya bu kız garson boyu mu ya? Büyüğünü olmadı, küçüğüne mi alacağız? Hani hakikaten bir alemsin. Dur bir kız dur. Niye acelip duruyorsun? Allah Allah. Ya siz de itiraz etmeyin ya. Bir kızı görün. Bak çok beğeneceksiniz. Tam böyle Burhan'lık, Burhan'ı görü bir kız. Ben bir gideyim de kapıya bakayım. Ya Fatma Hanım, nereden buldun bu kızı ya? Ne kadar evlenme meraklısıymış ya, devamlı zil çalıyor. Allah. Nurhan villaya gelmiş. Yani açık söyleyeyim, boşanma davamıza bakan hakim görmese... ...hani şu anda hapiste olacak. Sarp dizini dövdü. Görüyor musun aksiliği? Tüm gözler Sarp'a çevrildi. Sarp'ın gözleri büyüdü. Yani aksiliği görüyor musun ya? Ya bütün bu aksiliklerin gelip Nurhan'ı bulması ya inanılır gibi değil yani. Yani Nurhan 24 ay taksitle talihsizlik almış gibisin ha. Her ay birini ödüyorsun resmen. Ya canım, abartmayın Allah aşkınıza. Ya bunlar herkesin başına gidebilecek ufak aksilikler işte yani. Neyse canım, akış sizi bize getirdi. Önemli olan o. Babacığım özür dilerim. Yani hani size büyük bir yük yüklemiş gibi oldum. Yani Nurhan, bir değil bin kere özür dilesen azdır yani babamdan. Sarp, dilersen biz girmeyelim araya. Onlar ikisi konuşuyorlar. Onlar hallederler. Hayır Bircikciğim, hani ben de babamın duygularına tercüman olayım istedim yani o açıdan. Şimdi yani ben de hata ettim tabii. Size bu kadar müdahale etmemem lazımdı. Ama biliyorsunuz yani sizi sevdiğim için buradan gitmenizi istemedim. Ben de özür dilerim.
estağfurullah babacığım, estağfurullah, olur mu öyle şey? Yani eğer izin verirseniz baba, ben tekrar ailemin yanına dönmek istiyorum. Ya ne izni evladım? İnsan kendi evine izinle mi gelir ya? Çok şükür, çok şükür. En sonunda huzurumuz geldi. Ya. Ne huzuru anneç kocam Allah aşkına? Nurhan daha bir saat önce müebbet hapis yedi be. Yavrucuğum, pozitif düşün, pozitif olsun. Ya şimdi Nurhan, bir şey merak ettim. Hadi bizim aramız bozuldu da sizin Biricik'le aranız nasıl soğudu, ben onu merak ederim ya. Yani babacığım, ben de anlamadım yani. Gerçi henüz Biricik'le de konuşamadık ama... Yani aşkım, hakikaten biz bu boşanma noktasına nasıl geldik ya? Valla benim hakkımda öyle şeyler söylemişsin ki hayatım. Bir dakika. Ben söylemişim. Evet. Ne söylemişim ya? Aman! Boş verin ya. Ne olacak ki yani? Ya şu mutlu anın tadını çıkarmak varken değil mi? Böyle negatif şeylerle bahsediyorsunuz ya. Boş verin, unutun. Bitti gitti. Sen bir sussana. Uşaklar konuşurlar aralarında bak. Ama oğlum anne, olur mu ya? Bak negatif konuşuyorlar, ondan sonra bir negatif enerji yayılacak ortaya. Yavrucuğum bak, bir daha negatif bir durum olmasın diye bunu konuşuyorlar zaten. Buradan bir negatiflik çıkmaz yani. Sana ne Serpişko? Bırak konuşsunlar, Allah Allah. Olur mu ya? Şimdi öyle tatsız tatsız konuşacaklar. O eski kötü günleri falan anımsayacaklar. Ondan sonra yeniden o tatsız günlere geri dönmesinler. Araları bozulmasın. Vallahi ben bunu kaldıramadım, dayanamam. Sarp merak etme. Bundan sonra biz konuşarak sorunlarımızı halledeceğiz. Konuşmayarak değil. Ve şu anda da öyle yapıyoruz. Hani ben de anlamadım açıkçası. Yani tam barışmak için bir hamle yapacağım. Hani... Öyle bir şey duyuyordum ki... aklım darmadağın oluyordu yani. Ne duyuyordun canım? Anam! Anam! Göğsüme ağrı falan mı girdi? Ne oldu ya? Sakin ol be aşkım. O bana duyduğun aşkandır. Ne aşkı evladım? Ağrı rahatsızlanıyor çocuk. Ya, ne oldu, iyi misin? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki. Evladım ne oluyor? Ne oluyor ki ya? Sarp, iyi misin? Bilmiyorum, daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım ben. Şükür kulağında kulaklık, gözünü kırpmadan bilgisayara bakıyor. Meryem içeri girip Şükrü'nün kulaklığına eğildi. Ne yapıyor Şükrü sen burada? Hiç. Ya nasıl hiç ya? Nasıl çin malı bir adamsın sen Şükrü ya? Ya sen cinyeri bilgisayarın tepesinden kaldır demedi mi? Ben de kaldırdım işte. Ya ben sana çocuğu bilgisayardan kurtar dedim. Sen git kendine otur demedim ki ya. Git çocukla dışarıda oyun oyna diye dedim ben onu ya. Çok zevkli kız, bildiğin gibi değil. Gel sen de oyna, beraber oynayalım. Lazer fotonlarını sen kullanırsın, gel. Şükrü bak, ben sana bir tane Osmanlı böyle kullesi yollarım. Benim diyen lazer halt eder yanında. Hadi kalk git çocuğunla oyna hadi. Şu level'ı da atlayayım bir dakika. Şükrü sen bence benim level'ımı atla, yoksa birazdan game over olacak. Ya Meryem, Allah aşkına bir bırak ya, bir huzur ya, Allah aşkına ya. Of, şimdi Junior'ı rekor kıracaktım ya. Ay tövbe ya, ay tövbe ya, adama bak ya. Serpişkom, iyi misin hayatım? İyiyim, iyi hayatım, iyiyim. Ay çocuk havasız kaldı, biraz şöyle açılalım, ay oksijen gelsin. Şş, baba doktora falan götürsek mi bunu? Ya, yok, iyiyim, iyiyim. Eyvallah. Babam doğru söylüyor Sarp. Bir doktora görünsen hiç fena olmaz. Bak Nurhan haklı Sarp. Bir doktora görünmende fayda var. Yok vallahi iyiyim ya. İyiyim Biricik'im, iyiyim. Vallahi bak Sarpişkom. Yani düğün öncesi ölmeye falan sakın kalkayım deme. Ya daha kına gecemi bile yapamadım. Evladım adam can derdinde, sen kına derdindesin. Yok. Vallahi iyiyim ya. Gaz değil mi? Böyle bende de olur, sıkıştırır arada. Tabii. Gaz sıkışması ya. Geçti. İyiyim yani, iyiyim. Sarp'cığım peki sol tarafında bir uyuşma var mı? Ya Biricik'ciğim, Allah aşkına yapmayın ya. Ya iyiyim diyorum. Vallahi iyiyim ya. Vallahi geçti diyorum ya. Ya iyiyim bak. Hoppa. Bir dakika hop. Sarp, ne yapıyorsun sen? Az önce fenalaştın abicim, ne yapıyorsun? Sakin ol. Evet ya Sarpişkom, oturur musun lütfen sen şuraya? Düğün öncesi böyle sakatlık çıkar mı Allah aşkına? Defolu damat istemem, ben hayatımda hiç defolu ürün kullanmıyorum, biliyorsun yani. Tamam, oturdum, tamam. Çok şükür vallahi. Neyse, geçmiş olsun.
Pere, Nurhan, sen şey dedin, biricim avukat tuttuğunu öğrenince dedim, bir şeyler anlat dedin. Evet baba, şimdi Sarp bize geldiğinde... Arkadaşlar, Allah aşkına yapmayın. Ne olur kapatın şu iç karartıcı konuyu ya. Vallahi çok fena oluyorum ya. Evet, konuşmayalım yani. Çocuk fena oluyor çünkü. Evet ya, kapatalım konuyu gitsin. Neyse, tamam uşaklar. Kapansın konu. Anneniz haklı, tamam. Kapatalım ya. Canım ya, canım ya. Görüyor musun bak Nurhan? Seni ne kadar çok seviyor yani. Senin derdin benim sarpışkomu gerdi. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Yani en zor zamanlarımda yanımdaydı Sarp, sağ olsun. Ay ne güzel işte, böyle iki bacanak birbirinize destek oluyorsunuz. Vallahi anneciğim, elimden geldiği kadar destek olmaya çalıştım ben de. Yalnız benim gerçekten aklıma takılan bir şey var. Bütün aramızdaki irtibatı Sarp sağlıyordu değil mi? Her şeyi ondan öğreniyorduk. Al işte, al işte. Al işte bak şimdi yine bu iş karartıcı konular. Hakikaten bak ya, bir gaz sıkışmasından öleceğim şimdi. Ne olur yapmayın ya. Ya şu mutluluğun tadını çıkarın. Vallahi çok kötü oldum ben. Tamam. Konuşmayalım. Bunlar geldi geçti. Konuşmayalım. Çocuk sana ne oldu? Evet, evet. Yani şimdi tatsızlık çıkmasın artık. Kapatalım konuyu. Anneniz haklı. Tabii canım. Geçmiş geçmiştir. Ay çok üzüldü artık. Yeter ama siz de canım. Tamam. Biz de zaten birbirimize söz verdik ve bundan sonra birbirimizi asla üzmeyeceğiz. Ölene kadar ayrılmak yok bir daha. Sarp derin bir oh çekti. Nasılsın? İyi. Daldı mı gaz biraz? İyi geldin mi öyle? Sırtını sıvazlıyor. Hayatım milletin içinde. Bahçedeki bodur çamların önünden yürüyen Junior sanki birini arıyormuş gibi dikkatle sağa sola bakınıyor. Kot pantolonun üzerine lacivert kırmızı kareli bir gömlek giymiş, gözünde siyah çerçeveli gözlükler. Allah Allah, nerede benim babam ya? Mehmet Junior'ın yanına geldi. Mehmet abi, babamı gördün mü? Yok, hayır, görmedim babanı. Hayırdır, ne oldu? Ya saklambaç önüyüz de bir türlü bulamadım. Saklambaç mı? Oğlum baban yukarıda evin arkasında hamakta yatıyor. İnanmıyorum ya. Sen de hiç bakılmayacak yerlere bakmışsın Junior. Bak ben sana söyleyeyim nereye bakacağını. Samanla, hama, kamalyedeki koltuğa, bir de en son bulamazsan eğer havuzun başındaki şezlonglara bakacaksın. Baban kesin orada yatıyordur. Ben de saklanıyor diye en gizli yerlere baktım. Ah be oğlum be. Ana Mehmet, ne yapıyorsun sen burada? Hoş geldin. Hoş bulduk Meryem abla, nasılsın? İyiyim canım benim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de işte, Junior'la muhabbet ediyorduk. Anne ya, babam saklanmaç önünde saklanmayıp hamakta uyuyormuş. He yavrum, he biliyorum biliyorum. Dayın Gül söyledi. Yani baban yine saklambaç oyununu yatlambaça çevirdi. Neyse sen üzülme. Ben hallederim onu, sen rahat ol, rahat ol. Heh Mehmet'im, hay sana kolay gelsin. Benim yapacak küçük bir işim var. Sıyırdı. Görüşürüz. Hadi görüşürüz abla, sana da kolay gelsin. Hadi gel babanla dayına bakalım biz de. Hadi. Şükrü Müştemilat'ın yanındaki hamakta uzanmış uyuyor. Elini yastık gibi başının altına koymuş. Ağzı açık. Meryem ipte asılı çamaşırların arasından geçti. Şükrü. Şükrü. Şükrü ne yapıyorsun sen? Şey yapayım. Çocuğuyla oyun oynadı dedin ya, saklambaç oynuyoruz Junior'la. Ya ne kadar güzel saklanıyorsun Şükrü ya. Yani hakikaten benim diyen komando kendini bu kadar güzel kamufle edemezdi yani. Hayatım, en iyi saklanma metodu saklanmamaktır. Şimdi bu bizim vitaminsiz GPS beni kuytu köşelerde 1,5 saattir arıyor, biliyor musun? Bulamıyor. Kalbim ki kabak gibi önünde ya. Ya ne kadar güzel ya. Hem çocukla oynamıyorsun, hem burada yan gelip yatıyorsun, hem beni kandırmaya çalışıyorsun. Ya ne alakası var? Çocuk kendi kendine oynuyor işte Meryem. Şükrü, bak kalk git çocuğunla oyna. Yoksa ben bu hamağı alır böyle sapan yapar seni uzaya fırlatırım ha. Meryem, ya lütfen ya, Allah aşkına bir rahat bırak ya. Bulmuşsun melek gibi adamı, vallahi buluyorsun, harcıyorsun beni ya. Çok haklısın. Tabii bir bakış açısıyla şeytan da bir melektir değil mi? Meryem, bak ben var ya, yani yılana ayakkabı satan adamım ama seninle baş edemiyorum ya. Tamam Şükrü, çok alışıyorsun. Hadi kalk, kalk koş yürü. Kalk, yürü. Zor kalktı hamaktan. Haydi Şükrü. Baksana,
Veysel müştemilatta mı? Hayır değil, ne alakası var? Müştemilata gider mi? Cırit, hadi. Şükrü koşarak uzaklaştı. Meryem ipteki çamaşırlara bakıyor. Bunlar hala ıslak mı? Hamaktaki minderi aldı, müştemilata yürüyor. Serpil çimen yeşili salaş bluzu altında lacivert pantolonuyla salonda oturmuş bir hesap ekstresini inceliyor. Rüyam geldi. Serp gitti mi? Gitti anneş kucum ya. Ay o kadar tatlışko bir kuzu ki yani. Biriciklerin derdinden hasta oldu resmen. O kadar hassas bir çocuk ki. Nurhan gibi değil. Evladım bırak şimdi Serp'a Nurhan'ı. Bu ne? Bilmem ne. Kredi kartının ekstresi evladım. Yanlışlıkla sana mı gelmiş? Evladım sen ne kadar harcama yaptığına bakmıyor musun hiç? Yok. Babam bunu görürse çok kızar biliyorsun değil mi? Neymiş o görünce benim kızacağım şey? Yok bir şey Kemal'im, yok bir şey. Benim hesap ekstrem gelmiş de babişkocuğum. Annem hani ona kızarsın diye düşündü herhalde. Bence annen senin hesap ekstranın gelmesine kızacağımı düşünmedi. Oradaki rakamı görünce kızacağımı düşündü. Aferin evladım. Ben seni kurtarmaya çalışıyorum. Sen olayın altını keçeli kalemle çiziyorsun. Şş, ver bakayım onu bana. Al al bak. Kemal ekstreye bakınca gözlerini pörtletti. Kıçık bu nedir? Bilmiyorum Kemal'im. Olayın sorumlusu burada. Allah Allah. Ben de bir bakayım bakayım. Sen otur, sen otur. Ben bir bakayım. Ondan sonra konuşuruz. Kemal oturdu. Rüyam kafasını uzatmış, Kemal'in elindeki ekstreye bakıyor. Ben niye eşek oluyormuşum enişteciğim? Oğlum, onu beni ablana ispiyonlarken düşünecektin. Şu çocuğu biraz oyala dedik, oyna dedik. Sen gitmişsin ablana beni ispiyonlamışsın oğlum. Ben eşek olmam enişte, prensip meselesi. Bunun için çok geç kalmışsın Veysel. Bence sen doğduğun andan itibaren bu şansını kaybetmişsin. Veysel fena bozuldu. Hadi başlayalım baba ya. Oğlum dayın eşeklik ediyor, oyun bozanlık yapıyor, oynamıyor. Şu çocuğu üzme ya, bir eşek ol da bırak ya. Hadi dayı ya. Tamam dayısı kurban olsun. Elbet sen aşağı yatacaksın enişte. Yeğenimin hatırına yatıyorum ama ha. Mehmet sırtını ağaca yaslamış. Veysel iki büklüm eğilip kapısını Mehmet'in bacaklarının arasına soktu. Hadi Şükrü abi, yavaş atla. He tamam. Zaten kuş gibiyimdir. Hazır mısınız? Geliyorum. Şükrü birkaç adım geri çekilip hızla koştu ve Veysel'in üstüne atladı. Yandım anam. 11.870 lira. 4.800 lira. 3.600. Dönem borcu 56.685 lira 86 Allah kuruş. Allah Allah. Anneşkom söyledi ya babişkocuğum işte kredi kartımın hesap eksili. Sende de balık hafızası mı var Allah aşkına ya? Yavrucuğum adam zaten sinirli. Daha fazla üstüne varma. Kızım, ha bu senin harcadığın parayla tokluk sınırındaki 10 aile bir ay geçinir ya. Yani evet, düğün öncesi kredi kartı harcamasının biraz ucunu kaçırmış olabilirim. Kızım, sen sadece kredi kartının limitlerini değil, benim sabrımın limitlerini de zorladın. Sana 2 hafta alışveriş yasak, tamam mı? Ne? Babişkocuğum ya, olur mu öyle şey? Çok kötüsün ya. Ben 2 hafta alışveriş yapmasam ne yapacağım? Kır dizini otur. Serpil sen de şahitsin. Bu kız 2 hafta alışverişe çıkmayacak, tamam mı? Tamam Kemal. Ya babişkocuğum olur mu öyle şey? Ben alışveriş yapmasam çıldırırım ya. Bir şey yapalım, tek çift uygulaması yapalım. Tek günler çıkmayayım, çift günden alışverişe çıkayım. Ha ne dersin? Baba yeter artık, tamam. Uzatma. Eğer zorlarsan cezanı bir hafta daha uzatırım, haberin olsun ha. Tamam babişkocuğum ya. Çok kötüsün ya. Anneşkocuğum bir şey söyle Allah aşkına ya. Aa ne söyleyeceğim ayol? Babacın haklı yani. Hani senin yaptığın alışverişin yanına biz bütün aile alışveriş yapıp yaklaşamıyoruz. Yani siz alışveriş yapmayı bilmiyorsanız suç benim mi Allah aşkına? Konuyu uzatırsan kredi kartını iptal ederim, haberin olsun. Tamam babişkocuğum ya. Çok kötüsün ya. Evladım sen de ayağını yorganına göre uzatacaksın. Ne yorganı anneşkocuğum ya? En sıcacık yorgan mı kullanıyorum ben, terliyorum. Tasarruf etmeyi öğreneceksin evladım. Bak birici örnek al kendine. Niye birici örnek alıyorum ya? Benim kocam fakir mi? Bu tartışma bitmiştir. Alışverişe çıkmak yasak, o kadar. Ya gerçekten çok kötüsünüz. Yemin ederim çok kötüsünüz. Eğer akli dengemi yitirirsem alışverişe çıkmamak yüzünden sebebi sizsiniz. Biricik evladınızı akıl sağlığını şu kadar düşündüğünüz yok. Gerçekten inanamıyorum ya. Alışveriş yapmamak ne demek? Ne demek?
bu ne bak Serpil ya? Haklısın yani Kemal'im, her zaman böyle akmaz ki, yokluğu da öğrenmesi lazım canım. Değil mi ya? Değil mi ya? Azıcık öğrensin ya. Ha buraya bak. Aynı ayakkabıdan gitmiş 8 tane almış ya. Yok artık. Evet al. Onların renkleri farklıydı. Serpil ile Kemal şaştı kaldılar. Kemal X-ray'i incelemeye devam ediyor. Ya enişte hep siz atlıyorsunuz, ben yatıyorum ya. Bu işte bir şey var bak. Oğlum gösterdiğim sayı bilemiyorsan ben ne yapayım ya? Hadi Cinyer. Bizim köyün imamı, alttan verir samanı, üstten yakar dumanı, attı battı kaç attı? İki! Bildin Veysel! Neyi bildi lan, neyi bildi oğlum? Baksana iyi, baksana bu kaç lan? İki abi! Ne iki bak, şunu iki buçuk bak, yanındakini görmüyor musun oğlum? Şu iki, bak bu da iki buçuk. İki buçuk mu? Ya enişte bak, ayıp oluyor ama ya! İni aşağı, in aşağı! Allah Allah! Şükrü ile Junior Veysel'in sırtından indiler. İki buçuk diyor. Mehmet'in yardımıyla güç bela kalktı yerden. Enişte ayıp oluyor ama ha. Ne ayıp oğlum? Niye geliyorum diye mızıkçılık yapıyorsun ki? Ya ne mızıkçılığı ya? Ben yıllardır bu oyunu oynuyorum enişteciğim. Bunun kuralı bir, iki, üçtür. Buçuk nereden çıktık şimdi? Ya oğlum vallahi bilemiyorum diye mızıkçılık yapıyorsun. Yat aşağı. Veysel Mehmet'in yanına geldi. Ya Mehmet kardeş sen de dikkat et, adam buçuk buçuk bir şeyler diyor ya. Ya dikkat ediyorum Veysel, uzun eşekle ben de ilk kez görüyorum buçuğu falan ya. Ya tamam gevezeliği bırak, eşek ol hadi. Gel oğlum bu sefer daha hızlı zıplayacağız, tamam mı? Tamam mı? Junior dayım yavaş zıpla, tamam mı? Dayısı kurban olsun, canım yerim senin. İlk benim atlayayım Junior. Aynı pozisyonu aldılar. Hazır mısın ha? Hazırım. Geliyorum. Müsait misin canım? Müsaitim canım. Biricik kucağında laptopla pencerenin önünde oturmuş. Benim canım çok sıkkın da. Ne oldu hayatım? Sarp'la kavga falan mı ettiniz yoksa? Hayır Biricik. Babişkom bana çok kızdı. Çok kötü bir ceza verdi. Ciddi misin sen? İki hafta alışveriş yapmam cezası verdi bana. İnanmıyorum. Peki hayatım sen bu kadar büyük cezayı hak edecek ne yaptın? Yani aslında çok da mühim bir şey değil bana kalırsa, çünkü ya benim kredi kartı ekstrem geldi. Benden önce babamın eline geçmiş. Nasıl oldu vallahi ben de anlamadım yani. Bu aya mahsus herhalde diye düşünüyorum. Bir aşım şey olmuş alışverişlerde. İşte o da buna sinirlendi. İki hafta alışveriş yapmamın cezası verdi bana. Anlıyorum hayatım. Tabii bu ceza da senin için Nurhan'ın yediği müebbet cezası kadar büyük olmalı değil mi? Aynen öyle Biricik. Yemin ederim aynen öyle. Ya ben alışveriş yapmazsam çıldırırım Biricik. Bak şimdiden elim ayağım titremeye başladı. Böyle kanım falan çekildi ya. Tamam hayatım, o zaman şöyle bir şey yapalım. Sen market alışverişi yap ev için. O zaman hem alışveriş ihtiyacını bastırmış olursun, hem de babamın sözünden çıkmamış olursun. Ne dersin? Ay saçmalama Biricik ya. Peynir ekmek alarak benim alışveriş krizimin önüne geçilebilir mi zannediyorsun sen? Başka bir çözüm bulmam lazım. Ay aklıma bir şey geldi. Biricik, gardırobundan bana bir şeyler satsana. Gardırobundan mı? Bak söz veriyorum, cezam biter bitmez parasını sana keş ödeyeceğim. Ya saçmalama Rüyam ya, ben butik miyim? Ya ne olur Biricik ya. Tamam yani senin gardırobun benim kadar iyi değil ama hiç de fena sayılmaz. Bak sen satış elemanı gibi davranırsın. Ben de böyle hayalimde burayı mağaza gibi düşünürüm. Süper olur. Rüyam. İki dakika saçmalama, olur mu? Ya Biricik, bak çok kötüyüm. Biricik benim alışveriş yapmam lazım. Ya benim alışveriş yapmak için bir yol bulmam lazım. Eğer ben alışveriş yapamazsam çıldırırım Biricik. Deliririm. Hayat kaybını getiririm Biricik. Beni anlamaya çalış, bir yol bul. Yardım et bana ya, çıldıracağım. Lütfen Biricik. Veysel'in pestili çıkmış. Junior'la Şükrü tepesinde. Nasıl Junior, eğleniyor mu oğlum? Evet baba, eğleniyorum. Oğlum vallahi billahi.
Bizim köydeki eşya aklıma geldi ya. Ne güzel. Benim eşya bir binerdim böyle orman, dağ, bayır dolaşırdım ya. Çok güzeldi. Enişteciğim lafını balla kesiyorum ama sırtımda diyorum nostalji yapmayı bıraksan da şu rakamı sorsan artık. Hadi. Bizim köyün imamı alttan verir samanı, üstten çıkar dumanı, attı battı. İşte bak buçuk buçuk yok ha. Tamam lan buçuk yok. Burada tek bir buçuk var. O da senin bilemeyeceğim korkusuyla attığın üç buçuk. Hadi Şükrü abi adamın dizlerinde derman kalmadı ya. Konuşma oğlum sen ya. Yastıksın sen yastık kal. Sen yastık olarak aldık oğlum. Niye yastık? Yastık ol başka bir şey olma ya. Enişte rakamı sor. Evet tamam. Cüneyt bir kere daha alalım mı şeyi? Evet baba. Hadi. Bizim köyün imamı alttan verir samanı, üstten çıkar dumanı, attı battı kaç attı? Bir enişte bir. Bildin Veysel. Neyi bildin lan? Sen öksürdün kopya verdin ona. İn lan in. İn oğlum bir dakika. Ya ne öksürmesi Şükrü abi ben kopya falan vermedim. Lan oradan bir kere öksürdün o da bir dedi. Demek ki aranızda böyle anlaşma yapıyorsunuz demek ki. Ya niye mızıkçılık yapıyorsun sen? Ne yaptık adam öksürdü gıcık tutmuş adamı. Ya Şükrü abi boğazım gıcık yaptı o yüzden öksürdüm ben. Tabii canım ben yemem. Şirket kurmuşsunuz katakulli yapıyorsunuz. Yemezler. Veysel yat aşağı. Yine mi ben yatacağım? Kıyıyor mu bana enişte? Tabii bu aksırıyor tıksırıyor. Bak bir dahakinde aksırma tıksırma falan bir şey olursa vallahi olay çıkartırma. Yat aşağı. Baba yine biz mi atlayacağız? Tabii oğlum biz atlayacağız. Gel. Vicdansız. Elbet kaç yaptığını bulacağım senin. O zaman görürsün enişte. Ya ne bakıyorsun Mehmet azıcık çabana bir şey yap. Adam orta çabattan biri sıttıma bakıyor. Ya hadi tamam Veysel yat sen. Tamam oğlum tamam. Hazır mısınız? Hazırım. Geliyorum. Şükrü abi yavaş atla sen de. Geliyoruz. Rüyam, artık alışveriş dışında başka bir şey düşünebilir misin? Düşünemiyorum, düşünemiyorum. Yasak ya. Ya Biricik, yasaklar çok çekiciymiş. Hani şu an alışveriş de yasak ya. Çılgın gibi alışveriş yapmak istiyorum. Durmaksızın alışveriş yapmak istiyorum. Önüne geçemiyorum. O zaman şöyle bir şey yapalım. Serp'in aldığı yalıdan bahsetsene biraz ha. Ne dersin? Sakın yalıdan bahsetme Biricik. Çünkü yalıyı düşündükçe içine yapacağım dekorasyonları düşünüyorum. Alışveriş yapma isteğim kat be kat artıyor. Anlıyorum hayatım ama benim sana alışveriş konusunda verebileceğim tek tavsiye bu. Düşünme olur mu? Yoksa delireceksin. Ay, düşünmeden duramıyorum ki. Ama işte... Ah Biricik ah. Şu an bir AVM'de olmak vardı. Böyle yan yana dizilmiş birbirinden şık vitrinler. Böyle renkli renkli ışık ışık. Hepsinde birbirinden güzel elbiseler böyle seçmeye kıyamıyorsun, seçmelere doyamıyorsun. Böyle ben her zamanki gibi giriyorum elimde çantam havalı havalı içeri. Etrafımı bir anda bütün elemanlar soruyor. Fır dönüyorlar böyle peşimde. Diyorlar ki hoş geldiniz Rüyam Hanım ne alırsınız? Çay kahve bu arada biz kıyafetleri getirirken dinlenmek ister misin? Ay merak etmeyin kızlar bugün bol vaktim var. Deliler gibi alışveriş yapacağım. İşte böyle şeyler yapmak istiyorum. Anlıyorum hayatım. Sosyal medyaya falan takılsana. Oldu. Sosyal medyaya takılayım. En yakın arkadaşlarımın yeni aldığı kıyafetleri göreyim. Hepten çıldırayım. Vallahi şekerim benim aklıma gelenler bunlar. Ben şurada Mahmut Kemal'e birkaç bir şey bakıyorum. İstersen gel bana yardımcı ol. Ne dersin? Gel bakın. Öyle mi? Hı hı. Hem aklın dağılır. Ha, öyle mi diyorsun? Hı hı. Ne alıyorsun Mahmut Kemal'e? Kıyafet falan bakıyorum şimdi ona. Bak. Sen. Sen internetten denemeden etmeden alışveriş yapıyorsun öyle mi? Evet hayatım. Hem sen yapmıyor musun sanki Rüyam? Yani beni biliyorsun. Ben alışveriş konusunda çok hassas olduğum için üstümde görmeden bir şey almaya pek şey gönlüm razı olmuyor yani. Ya sen şimdi alışveriş yapıyor musun yapmıyor musun onu söyle bana. Yapacağım yapacağım. Laptopu çekip aldı Biricik'ten. Yalnız bir şey söyleyeceğim bak babam kızmasın. Ay niye kızsın babam ya? Babam dışarı çıkıp alışveriş yapamazsın dedi. İnternette alışveriş yapamazsın demedi ki. Şimdi çocuk sitesi yallah. Ama dur dur.
Biricik, Biricik eteğe bak. Biricik eteğin güzelliğine bak. Allah aşkına üstüne şu bluzu kombinledin mi var ya? Rüyam. İnsanlar deli gibi bakarlar yemin Rüyam. Ederim. Tamam bak. Rüyam ama Rüyam bak kapattım ben o siteyi zor bulmuştum zaten verir misin bana şunu? Laptop ya, çekişmesi. Dur bir dakika bak kendi bilgisayarına bakar mısın hadi. Hem orada favorilerine falan eklersin ha ne dersin? Tamam doğru haklısın. O zaman ben şu aşağı ineyim. İnternetten rahat rahat alışverişimi yapayım. Evet. Ya sen melek misin? Gıdısını sıkıyor. Senin Nurhan'ın dediği kadar varsın yemin ederim. Yerim ben seni. Dur bak şimdi. Çocuk sitesi olarak ben sana şu örneği vereyim. Bak en kaliteli ve en pahalılar burada. Buradan al pintilik etme. Gördün mü? Altın maraklı kot al benim yeğenime. Hadi bakalım bay bay. Altın maraklı kot mu? Bizim köyün imamı alttan verir samanı, üstten çıkar dumanı, attı battı kaç attı. Mehmet nefesini tut, hiçbir şey konuşma. Tamam. Tuttuk mu enişte sayı? Tuttum oğlum tuttum. İki. Bildin Veysel bildin. Allah! Allah! Vallahi bildi ya. Bildi bildi. Biliyordum. Bugün bileceğimi biliyordum enişte. Sıra bende geç ben atlayacağım. Junior ye bakayım dayının yanına. Yandın Şükrü abi. Veysel sana çok fena bilendi belini kıracak. Tabi tabi. Enişte. Bak bakalım şimdi eşek nasıl çökertiliyormuş. Bacağımı hissettim. Yatayım. Yat yat. He yatayım. Anam telefonum var bir telefonuma bakayım. Kemal Bey arıyor. Telefon mu çalmış enişte? He duymadın mı? Yok biz sesini duymadık. Ha titreşim değildi Veysel. Şimdi uzun eşek oynarken telefon açık bırakılır mı sesi ya? Konsantrasyon falan bozulur diye titreşimi aldıydım. Bir dakika canım. Alo Kemal Bey. Evet. Bahçedeyim efendim hemen geliyorum. Bağırmayın lütfen. Ah çok tamam hemen geliyorum. Kusura bakmayın geliyorum geliyorum. Biliyor musun ya? Nereye gidiyorsun ya? He gideceğim onu patron çağırıyor gitmem lazım. Tam da benim atlayacağım zaman oyunu bırakıyorsun ha enişte. Allah Allah niye anlamak istemiyorsun oğlum ya? Ya bu ekmek parası Veysel. Hadi görüşürüz iyi günler. Arkasını döndüğü an Meryem'e tosladı. Ah Meryem. Nereye gidiyorsun Şükrü? Abla, abla mızırtçılık yapıyor abla. 50 kere benim sırtıma zıpladı, yol yaptı sırtıma. Ben bir kere zıplayacağım diye kaçıyordu abla. Ay kurban olurum ben sana. Şükrü, öyle mi yaptın Şükrü Efendi? Hı? Hayatım niye böyle konuşuyorsun? Kemal Bey çağırıyor, çok önemli bir iş diyor. Ben ne diyeyim şimdi ona? Bahçede uzun eşek oynuyoruz Kemal Bey. Gelemem mi diyeceğim ya? Hayır Şükrü, hayır. Öyle bir şey demene gerek yok. Çünkü Kemal Bey evde değil, yarım saat oldu gidelim. Değil mi ya? He dedim bile. Kemal Bey evde değil ki Şükrü. Ama olsun yani gitmeden önce bana çok önemli işler verdi. İşleri yapmadığımı görürse çok uzak. Ben gideyim. Şükrü yeme beni Allah aşkına yeme beni. Madem oyuna başladın şimdi sıra kardeşimde yat bakalım. Ya Meryem niye öyle seviyorsun ya? Yapma Meryem gözünü seveyim ya. En az 2-3 ton çekerim ben. Ölür mahmurum ya. Şükrücüğüm onu oyuna başlamadan önce düşünecektin. Yat bakalım yat la. Nereye? Şükrü, git dedim. Meryem ya. Git. Yat. Şükrü ne yapacağını bilemez bir halde. Hadi Şükrü abi. Yat Şükrü. Yatıyorum ya. Hazır mısın? Hazırım. He. Nasıl yatılıyor? Böyle kafanı. İle eğiliyoruz yani. Şükrü. Yat. Şükrü iki büklüm eğilip kafasını Mehmet'in bacak arasına soktu. Güreşe çıkacak pehlivan gibi ellerini birbirine vurdu. Junior, boşuna dememişler oğlum. Oku da adam ol, baban gibi eşek olma demişler lan. Hadi dayı göster yüzünü tamam mı? Göstereceğim, her şeyi göstereceğim. Geliyorum enişte. Hazır mısın? Allah! Boğa gibi tek ayağını yere sürtüyor. Ne yaptın bakalım? Ne yapayım işte. Alışverişe devam. Ay çok teşekkür ederim sana ya. Yemin ederim sayende resmen alışveriş krizim geçti. Bak elim ayağım titremiyor artık. Aman ne güzel ama sen yine de abartma ne olur tamam mı? Yok hayatım yok. Daha mağazaları geziyorum. Biliyorsun internette alışveriş çok daha hızlı oluyor. Tamam sen yine de yavaş ol ama. Ha? Tabii tabii.
Ay bu harika bir şeymiş ya. Bir de bu kıyafetleri üzerinde download edebilsen çok daha harika olacak yani. Hayatım bak abartma lütfen rica ediyorum. Bu sefer kabak benim başıma patlayacak. Niye senin başına patlıyor Biricik ya? İnterneti sen mi keşfettin? Sadece internet üzerinden alışveriş yapmamda bana ön ayak oldun o kadar. Hayatım işte ben de onu söylüyorum ya. Babam bu sefer beni mahvedecek bu kıza sen ön ayak olmuşsun diye. Yok yok merak etme canım. Sadece krizimi geçirecek kadar böyle ufak tefek alışverişler yapıyorum. Ay bunun üç rengi varmış. Yapacak bir şey yok. Üç rengini de alıyoruz. Ya Rüyam ben sana ne diyorum abartma diyorum ya. Ya sen ne yapıyorsun? Üç renginden birden satın alıyor. Ne yapayım Biricik? Böylesi karar vermekten çok daha kolay oluyor yani. Ama neyse. Ay ama ya bu da çok güzelmiş. Aldık. Şimdi bu güzel elbisenin altına uyacak güzel renkte bir ayakkabı almak lazım. O yüzden ben ayakkabı sitesine doğru kaçıyorum. Ya Rüyam ya sen hiç babamı düşünmüyor musun? Yapacak bir şey yok. Bunun da üç rengini almak zorundayım. Bir öncekinin üç rengini aldığım için. Ay sen çıldırdın iyice. Yok ya çıldırmadım. Aa, böylesi vallahi daha kolay oluyor. Hem internetten alınca indirimli oluyor hayatım. Ya Meryem. Aramızda siklet farkı var hayatım ya. O ağır siklet, ben tüy sikletim. Yani şimdi bizim Junior'ı Mike Tyson'ın karşısına çıkartmamız gibi bir şey ya. Vallahi Şükrü Efendi onu kardeşimin sırtına 40 kere atlamadan önce düşünecektin. E madem hamama gireni azıcık terlesin yani. Ya ne terlemesi? Sucuğum çıkacak Meryem ya. Junior'cum sana... Bir eşeği nasıl çökertirsin onun inceliklerini öğreteceğim. Şu sıfatı görüyor musun? Evet dayıcım görüyorum. İyice bak bir daha göremeyeceğim yeğenim. Enişte! He? Geliyorum. Ya Veysel kurban olayım ya lütfen ya. Vicdana gel hiç mi vicdanın yok senin Veysel ya? Vallahi vicdan vardı fındığımda az önce sen dibini sıyırınca kalmadı taze bitti biliyor musun? Enişte! He? Geliyorum, hazır mısın? Hadi dayı. Göster yüzünü. Hızla koşup Şükrü'nün sırtına atladı. Meryem alt dudağını ısırmış, acıyan gözlerle Şükrü'ye bakıyor. Anam, eşek çöktü ya la. Tipe bak. Yüksek bir tepeden sahil yolu. Marshmallow'um ya sen delirdin mi? Bu Nurhan denilen baş belasından daha kurtulamadan... Bir de gitmişsin ona barışma hediyesi almışsın oğlum. Anneciğim niye anlamıyorsun Allah aşkına ya? Ya Nurhan'la Biricik'in arasını bozmak için o lafları ben herkese öyle bir aktardım ki... ...ya bu işin benim başımın altından çıktığını anlamasınlar diye yapıyorum. Onun için benden sana altın değerinde bir tavsiye. Sen sen ol, ateşi asla elinle tutma. Maşa kullan. Haklısınız babacığım. Ama oldu bir kere ne yapayım? Yani Nurhan'la Biricik'i boşanmaya götüren kara kedinin ben olduğumu anlamazlar inşallah. Ay Marshmallow'um sen merak etme. Bak biz senin hep arkandayız. Sana göz kulak oluruz. Evet evet. Kemal Bey ve Serpil Hanım'ı yakın markacı alırız biz. Sağ olun babacığım. Hani birkaç gün içerisinde problem çıkmazsa ne âlâ. Ama aralarını bozanın Nurhan ben olduğumu öğrenirse... İşte o zaman bittim ben. Timuçin aman Allah korusun diye kulak memesini çekip kaportaya vurdu. Şevval alt dudağını ısırıyor. Banka, mesai yeni başlamış. Biricik'le ayrılmamanıza çok sevindim Nurhan'cığım. Sağ ol Aydan abi. Evet Nurhan, çünkü siz ayrılamazsınız. Biricik'le ayrılacağınıza hiç inanmamıştım zaten. Yani ben de öyle arkadaşlar ama hala olayın oraya nasıl geldiğini anlamış değilim. Ama anladığım tek bir şey var arkadaşlar. Öfkeyle kalkan zararlı oturuyor. Abiciğim bu boşanma davasını anladım da nasıl sana müebbet hapis cezası verdi onu anlamadım. Ya boş ver o da böyle küçük bir yanlış anlaşılma işte. Allah göstermesin ama Nurhan'cığım hapse düşseydin sana temiz çamaşır getirirdim. Ya olacak iş mi ya? Allah Allah. Arkasını dönünce müdürle burnuna geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Nurhan'cığım. Biricik'le barıştığına göre artık kafan iyice rahatlamıştır ve rahat rahat bilmeceleri çözebilirsin. Aman diyeyim müdürüm. Daha keyfim yeni yeni yerine gelmeye başladı. Lütfen bozmayalım olur mu? İşte ben de aynen onu diyorum. Artık keyfin yerinde ya. Çok güzel bilmece çözebilirsin. İyi dinle. Bir kral bir idam mahkumuna sana 3 tane E harfiyle başlayan meyve vereceğiz. Bunların hepsini yersen idamdan kurtulacaksın diyor.
Adama sırasıyla elma veriyorlar, yiyor. Erik veriyorlar, yiyor. Ama üçüncü meyveyi yemem diyor. Nurhan, bu üçüncü meyvene bulamadım kafayı işte. Kafayı yediniz öyle mi? Farkında mısınız? Şimdi de sayenizde hep birlikte kafayı yedik. Neden? Çünkü kafamıza bilmeceyi soktunuz. Bayağı zormuş Nurhancığım. Şimdi, bir odada bir mahkum var. Eğer odadaki üç tane meyveyi yerse serbest bırakılacak. Güzel. Elmayı yiyor, eriği yiyor. Sıra üçüncü meyveye geliyor ama yiyemem diyor. Yiyemediği üçüncü meyve ne? Onu bulacağız öyle mi? Aynen öyle Nurhancığım. Bilmeceyi çöz. İzni kap. Saatine baktıktan sonra kapıdaki güvenliğe döndü. Açalım canım kapıları, insanlar gelsinler. Kolay gelsin Nurhan. Kolay gelsin arkadaşlar. Çalışalım. Düşün Nurhan, düşün. Müdür gidince Erdem'le Tuğba'ya döndü. Kolaysa çalış şimdi. Kolaysa çalış. Kolay gelsin. Kolay gelsin Erdem. Şükrü çizgili tişörtüyle müştemilatın verandasında oturmuş, acıyla belini tutuyor. Kalkıp kapıyı açmaya takati yok. Masanın üzerinden çay bardağını aldı ama ağzına götüremedi. İki büklüm bir halde olduğu yerde kıvranıyor. Meryem müştemilattan verandaya çıkıyor. Ya Şükrü, kapı çalıyor, duymuyor musun? Duyuyorum. Senin şu kardeşin görünümlü konteyner var ya, vallahi omurilimi iliklerimden sekte attı ya. Oh olsun sana Şükrü, sen de mızıkçılık yapmasaydın. İyi de kim geliyor böyle zırpırt? Kuryedir herhalde. Kurye mi? Ne alakası var ya? Ne bileyim vallahi, bugün bütün kurye şirketleri Riyam Hanım'a çalışıyor herhalde. Bugün gelen 88. kuryem Meryem. Allah Allah. Hayırlısı o zaman. Meryem, şu çay hafif kaldır. Bir yudum içeyim ki canım çok istiyor. Belimin ağrısından içemem, kurban olayım. Ya kapıda biri var, bakmayacağım mı kapıya? Yok. Aman öf, tamam tamam, tek kalkmayacağım. Hadi ben bakarım, üf. Kurban olayım, iki kaldır. Elleri belinde, güç bela, kafasını bardağa uzatıp dudaklarını bardağın ağzına yapıştırdı. Çayını yudumluyor. Oh. İçtim, başardım. Dudaklarını tekrar yapıştırdı bardağa. Salon kutularla dolu. Serpil şaşkınlık içinde bir elindekilere bir de koltuktakilere bakıyor. Biricik endişeli. Evladım, bu kutular ne böyle salonun ortasında ne? Anneciğim, diğerlerini yeni kaldırdım. Bunlar da yeni gelmiş galiba. Anneciğim yardım et, ne olur babam görmeden bunları kaldırmamız lazım. Evladım, niye saklıyorsun aldıklarını? Anneciğim, çünkü bunlar benim aldıklarım değil, bunları Rüyam aldı. Ne? Evet. Ay, baban alışverişe çıkma dediği halde alışveriş mi yaptı yoksa? Anneciğim, alışverişe çıkmadan aldı bunları. O nasıl oluyor? Rüyam bunları internetten sipariş etti. Baban duymasın, çok kızar. Kesinlikle çok kızar. Şefi! Baban geliyor, çabuk at. Ellerindeki kutuları hemen koltuğun arkasına attılar. Kemal görmesin diye panikle etraftaki kutuları toplayıp koltuğun arkasına saklıyorlar. Serpil Biricik'e, Biricik de koltuğun arkasına el birliğiyle çoğunu kaldırmayı başardılar. Serpil, ben şirkete gidiyorum. Hay güle güle canım, hayırlı işler olsun. Hoşça kal babacığım, hayırlı işler, güle güle. Son anda sepanın üzerindeki kutuları fark etti. Ya bu kutular nedir? Şşş, bana bakın, yoksa Rüyam gene alışverişe mi çıktı? Yok, yok babacığım, Allah'ı var, evden bile çıkmadı. Çıkmazsın zaten. O alışverişe çıktı mı benim cinler de tepeme çıkar. Ya onun aldığı elbiselerle iki yetimhane giydirilir ya. Bunları ben kendime aldım. Öyle mi? Aç bakayım ne aldın? Ay Kemal'im, işe geç kalacaksın, ne gerek var? Ya merak ettim Serpil, bir bakayım ne aldın ya. Salonun ortasında iç çamaşırı mı deneyeceğim yani? He, iç çamaşırı he? Hava kutuda mı? Ay onda ayakkabı var. Öyle mi? Aç da bir göreyim o zaman bakayım. Şey işte, annem karıştırmış. Ver, alayım bana babacığım. Ya merak ettim da Serpil, ne aldığını bir göreyim ya. Ay senin bununla da merakın nereden başladı acaba Kemal'im? Sen işine gitsene. Ya 40 yılda bir merak ettim Serpil. Bir aç da bakayım ne aldın.
açalım. Görsün babam da ama, değil mi anneciğim? Al babacığım işte bak ayakkabı. Kızım kutusunda değil. Ananın ayağında nasıl duruyor onu merak ettim. Benim ayağım olmaz ki o. Öyle mi? Ayağına uymayan ayakkabıyı niye aldın Serpil Hanım? Ayakkabı lacivert rengi, süet topuklu. Alışverişe çıktım ya. Ayaklarım şişti. O yüzden girmez yani. Yok yok olsun. Sen gene bir dene. Ya hatırımı mı kıracaksın ya? 40 yılda bir şey istedik de bir giy bakayım. Hadi. Anneciğim artık giy. Serpil çaresizce aldı ayakkabının tekini. Deneyelim bakalım. He dene bakalım. Haydi. Çökmesin diye içine koyulan kağıtları çıkardı. Çok güzel ama baksana babacığım değil mi? He. Anneme çok yakıştı zaten. Serpil koltuğa oturdu. Küçük numara gelen ayakkabıyı ayağına sokmaya çalışıyor. Meryem mutfakta taze fasulye kırıyor. Pembe yazmasını arkadan başının etrafına dolamış. Üzerinde yazmasıyla uyumlu pembe bir hırka. Boynunda nazar boncuklu altın kolyesi. Bahçe tarafından Şükrü geldi. Bu ne ya? Ben sana kuru fasulye yap demedim Meryem ya? Ne kuru fasulyesi be? Ya dedin ya çocuğa git normal çocuk oyunları oyna. Söz sana kuru fasulye yapacağım dedin ya Meryem. Dedim. Neyse o zaman hanım? Dedim de akşama yapacağım dedim. Yapacaksın tabii. O kardeşin olacak dana zor var ya. Vallahi omurlarım omur ses geliyor omurlarımdan. Ay Şükrü Allah aşkına abartma ya aman. Ne abartma kız? Senin o kardeşin en az 2-3 ton gelir vallahi. Şükrü bırak şikayet etme Allah aşkına. Ya ben şimdi sana kalk gidek müştemilata desem ne omuriliğin kalır ne ağrısı kalır. Ben biliyorum seni Allah aşkına yani. Vallahi bu dünyada bir kuru fasulye, bir sana dayanamıyorum. İkiniz de vallahi benim için forever'sınız. Şey diyeyim, şunu bir şey yap da tencereye koy, o pişene kadar müştemilata gidek mi? He, tabii gidek. Kakasını kolundan çekiştiriyor. Müştemilata gidersek eğer, ben kuru fasulyeden önce seni pişirmeye başlarım Şükrü. Yürü git, hadi. İşim gücüm var benim, hadi. Agresifleşinceye kadar da doluyor. Baksana, 8 numaranın bakışımı atayım sana. Tek kaşını kaldırıp başını hafif öne eğdi. 3,5 saattir rejim yapıyor. Nasıl vücudu? Muhteşem. Allah aşkına. Bir bak, bir bak. Baştık kaslara bir bak. Güzel değil mi? Çok güzel. Ha? Allah aşkına bak. Süper. Bakalım reflekslerim çalıştırmış mısın? Fasulyeleri üzerine yavaş atıyor. Refleksler hiç zayıf kaslar çalışmış. Refleks yok. Abi, gidiyor mu? Gitmiyor mu? Fasulyeden bir avuç alıp Meryem'e atmaya başladı. Bana atılır mı? Şunu ne yapıyorsun? Yürü. Sen git lan mutfağında. Yürü diyor. Ayağa kalkıp mutfaktan kovaladı. Terbiyesiz. 0-3 beyinli. 0-3 yaşında sanki. Gaz çalıştırmış. Çık kafanı çalıştır sen. Serpil hala ayakkabıları ayağına sokmaya uğraşıyor. Kemal kollarını bağlamış. Son derece ciddi. Ayakkabı sonunda girdi ayağa. Gönlün oldu mu Kemal'im? Olmadı. Ama işte denedi işte babacığım. Yok böyle bir dolaş da bir ayağımda bir göreyim bakalım nasıl olayım. Serpil gözlerini pörtleterek Biricik'e baktı. Ay çok güzel çok güzel duruyor inan. Yani mutluluktan gözlerim doluyor biliyor musun? Bir ayağında görelim bir dolaş bakalım haydi. Serpil ağlamaklı yüz ifadesiyle Biricik'e döndü. Biricik üzülerek bakıyor annesine. Serpil acı çektiğini belli etmemeye çalışarak güç bela ayağa kalktı. Hafif kambur vaziyette belini tam doğrultamadan zar zor adım atmaya çalışıyor. Biricik acıyan gözlerle izliyor annesini. Serpil orta sehpanın etrafında bir tur döndükten sonra koltuğun üzerine yığılıverdi. Oldu mu Kemal'im? Olmadı Serpil Hanım. Bir daha rüyamın ayakkabısını kendi ayakkabın gibi giymezsin herhalde. Sen bunları rüyamın ayakkabısı olduğunu biliyor muydun? La siz beni ne zannettiniz ya? Sabahtan beri 50 tane paket dolaşıyor ortalıkta. Bu evde rüyamdan başka kim alışveriş yapar? Ay inanmıyorum babacığım ama ya sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Ay mahvol da ayaklarım mahvol. Sen işe gitmedin mi babişko ya? Gitmedi buraya hanım. Seninle konuşmadan da gitmeyi düşünmüyorum. Kız ben sana ne dedim? He?
Dışarı alışverişe çıkmayacaksın demedim mi? Ha dedin. Bunlar ne o zaman? Vallahi alışverişe çıkmadım babacığım. Kızım bunları nereden aldın? Bahçedeki AVM'den mi? Vallahi da billahi de dışarı adım mı atmadım babişkocuğum? Yavrum doğru söylüyor, dışarı çıkmadı. Evet babacığım, bu konuda gerçekten doğru söylüyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Ya siz anlaşmış gibi beni deli etmeye mi çalışıyorsunuz? Bunlar ne o zaman? Babacığım. Rüyam bunları internetten sipariş etti. Uy! Ya kızma mı babişkocuğum? Sen bana dışarı çıkıp alışveriş yapamazsın dedin. İnternetten alışveriş yapamazsın demedin. Yani Rüyam ben sana ne diyeyim ya? Ne diyeyim ben sana ya? Ne? Babacığım pes de istersen, ben öyle diyorum çünkü. He pes. Ha? Vallahi pes ha. Pes yani annişkocuğum. Yepyeni ayakkabılarımı bir güzel genişletseydin yani. Çıkarır mısın şunu da lütfen? Ayağından çekip aldı. Pes ya. Ay ama bir şey söyleyeyim mi babişkocuğum? Alınmayacak gibi değildi. Allah. Ha, bak cuk. Bak cuk. Çok güzeller ama ya. Kemal dondu kaldı. Resmen cuk. Eziyetini biz çektik yine. Rüyam manken edasıyla salınarak sergiliyor ayakkabılarını. Kızını mutluyken görünce mutlu olmuyor musun? Kemal ya sabır modunda gözlerini tavana dikti. Güzel ayakkabılar ama ha? Eminönü civarında ilerleyen bir yolcu vapuru. Serpil, Şevval ve Timuçin'le birlikte salonda kahve içiyor. Ay iki bacanak ne güzel anlaşıyorlar. Ne kadar mutlu oluyorum anlatamam. Ben de marshmallow'um, ben de. Biricik ve Nuhran ayrılmaya karar verdiklerinde Sarp nasıl üzüldü? Nasıl üzüldü anlatamam size. Biliyoruz, biliyoruz canım. Resmen mekik diplomasisi uyguladı. Aynen şekerim. Cam sakızı çoban armağanı bir barışma hediyesi almış Nuhran'a. Ay çok incedir benim marshmallow'um ya. Kesinlikle. Nurhan sizin sayesinizde bir damat olmamasına rağmen Biricik'i mutlu etmek için ne kadar uğraşmış. Vallahi laf aramızda biri onların arasını bozmaya çalışmış ama bilmiyorum kim. Pozitif olun Serpil Hanım. Negatif olmayın. Doğru söylüyorsunuz. Artık geçti bunlar. Doğru söylüyorsunuz Serpil Hanım. Geçti bunlar. Artık ne demişler? Ölmüş de olmuşa çare yok. Bundan sonra önümüze bakmak lazım. Yani pozitif olun efendim, pozitif. Nurhan'la Biricik verandada oturuyorlar. Nurhan yeni saatini takıyor koluna. Metal kordonlu, kadranı siyah. Ya görüyor musun Sarp'ı Biricik? Bak barışma hediyesi almış bize. Hayret yani, doğrusu Sarp'tan beklenmeyecek bir incelik bu. Ya yapma hayatım Allah aşkına ya. Adam barışmamıza ne kadar sevinmiş baksana. Yani barışmamıza neden bu kadar sevindi onu da anlamış değilim. Sen bu eve geldiğinden beri sürekli sana karşı çıktı hayatım. Ya yine seni düşündüğü için karşı çıkıyordu anlasana yani. Sana layık biri olamayacağımı düşündüğü için karşı çıkıyordu. Şimdi ona bakarsan baban da aynı şeyi yaptı yani. İyi bakalım, sen öyle diyorsan öyle olsun hayatım da. Ben işte ya yine söylemeden edemeyeceğim. Bu Sarp'ı tanıdığım ilk günden beri böyle bir samimiyetsizlik seziyorum. Yapma aşkım, adamın günahını alıyorsun ya. Baksana ya, adam neler yapıyor bizim için. Şükrü bahçe hortumunu topluyor. Sarp geldiği zaman ben ona ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacaksın hayatım? Hele bir gelsin görürsün. Şükrü duydu. Bu Sarp'a ne yapacak acaba? Vay vay vay. Şükrü yeşil renk bahçe hortumunu koluna dolarken Nurhan saatini ayarlıyor. Meryem tezgahta patlıcan doğuruyor. Masanın üzerinde sapıyla ucu ayrılmış bir bıçak. Veysel beyaz kilim desenli füme rengi hırkasıyla mutfağa girdi. Aflam, ne yapıyorsun? Ay canım benim, sağ olsun, ne yapayım, iş yapıyorum ya. Ay ablası kurban olsun sana, bak iyi ki geldin ya. Ne olursun şu bıçağı bir tamir etsene ya, ne olursun. Ya bir şey diyeceğim ablam. Bu villadakiler Karun kadar zengin değil mi kız? Bir dene, sana fazladan bıçak alamıyorlar mı? Sana tamir mi ettiriyorlar bunu? Ya yok Veysel'im be. Ya o insanlar öyle değiller, alırlar tabii. Ya sadece ya ben böyle bununla rahat böyle iş yapıyorum, rahat kesiyorum, elime rahat oturuyor. O yüzden çok seviyorum ben bu bıçağı be. Oy kurban olurum, senin sevdiğin bıçağı ben de severim. Anam. Bayılır.
Bıçağın sapını aldı, inceliyor. En son dilini değdirip plastik sapın tadına baktı. Buna Japon lazım, Japon. Buna Japon yapıştırıcısı bulduk mu bu tamam ya, no problem. He tamam, ne olur kurban olduğum ya. Sen ne buluyorsan bul da yap şunu. Ben senin o çakma eniştene haftalardır söylüyorum. Böyle dilimde düğü bitti ama tabii ki sonuç hiçbir şey yapmadı. Ya eniştemden ne bekliyorsun Allah'ını seversen? Boyun eğik kendini alsın, ne yapacak ya? Tamam, ben bunu hallederim, sorun değil. Ben Japon bulup geliyorum bir tane. Hadi kurban olurum sana. Ana havam nasıl buluyor? Hadi hadi bir koş git gel. Bunu. Ana bunu. Hadi bunu. Ay. İşte. Patlıcan alayım. İşte budur. Ne diyor? Ha. Kırbaçıya hazır mı kız? Laşıklı. La bir günde, yani karıcığım nasılsın, iyi misin? Bir hatırımı sor ya. Böyle iki dertleşmek için gel ya. Kuru fasulye canavarı. İyi, nasılsın, iyi misin? Bu bıçağı ne kız? Haftalardır senden damir etmeni istediğim, fakat senin bir türlü elini uzatmadığın bıçak. Ama sağ olsun kurban olduğum kardeşim Veysel, gidip onu damir edecek, şimdi Japon almaya gitti. Ya, demek Veysel tamir edecek ha? Hı hı. Hiç gereği yok ki. Şu çekmecede Japon var. Ben iki dakikada yapıştırırım şimdi bunu. Allah Allah. Kapının arkasındaki çekmeceden bir tane Japon yapıştırıcısı aldı. İki dakikada yapıştıracağım. Senin gibi sağlam olacak vallahi. Ah canım, Veysel yapacak diye birden kıymete bindi. Hadi yap da görek. Dana zor kayınço. Uzun eşek de belimi kırdı. Ben de elimle Japon'la şunu yapıştırayım da ününü göstereyim sana. Şükrü yapıştırıcıyı sapın etrafına sürüyor. Meryem'in yüzü tezgaha dönük, Şükrü'nün ne yaptığını görmüyor. Ne oldu, yapamadın mı? Yapıyorum kızım. Acele işe şeytan karışırmış derler. En son bıçağın ucuyla sapını birleştirdi. Meryem. 5 dakika sakın el sürme, tamam mı? Hı. Veysel gelince bir kontrol etsin, anasa kullanırsın, tamam mı canım? Ay canım, çok teşekkür ederim. Ya hangi dağda kurdu öldü de sen durup dururken bize yardımcı oldun, hayret. Allah Meryem, hı, sana da yaranılmıyor ha. İş yapıyoruz, güç yapıyoruz, yardımcı oluyoruz. Yaranılmıyor vallahi sana. Ay Şükrü, ay, ay. Şükrü eli cebinde mutfaktan bahçeye çıktı. Üzerinde Türk bayrağı dalgalanan ufak bir balıkçı teknesi. Şükrü! Şükrü sen neredesin? Buradayım, beni mi çağırdınız? Ya sen iyice çaptan düşmeye başladın ha. Senin iyi bir kampa ihtiyacın var. Ne oluyor, ne bitiyor? Hiç öyle demeyin efendim. Size çok büyük bir haberim var. Nurhan neydi biliyor musun? Ben o zarf... Evet, ne dedi? Reklam girdi. Reklam mı girdi? Hani dizilerde oluyor ya, en heyecanlı yerinde televizyonda reklam giriyor. Ben de reklam girdim. Ne saçmalıyorsun Şükrü? Ne reklamı ya? Şükrü Bank iyi günler diler. Mevduatınızı Şükrü Bank'ta güvenle saklayabilirsiniz. Anladım Şükrü. Sen yine kanımı emeceksin. Diridin, diridin, din, 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 Şükrü Bank. Diridin, diridin, din, 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 Şükrü Bank. Şükrü Bank. O Şükrü Bank'a verdiğin paralarla mevduatını Merkez Bankası'nın 8 katına çıkardın be. Şükrü Bank'mış. Mavi ceketinin iç cebinden cüzdanını çıkarıp içinden 200 lira al, uzattı. Al, söyle bakayım ne dedi? Teşekkür ederim. Jingle'ı beğendiniz mi efendim? Ya bırak şimdi jingle'ını, reklamını. Ne oldu, ne dedi onu söyle. Nurhan dedi ki o zarf gelsin. Ben ona yapacağımı biliyorum dedi. Hadi ya. Ciddi misin? He. Şimdi ne oldu biliyor musun? Biricik Hanım'la kafa kafaya vermişlerdi. Böyle sinirli. Yani sinirli oldukları her halinden belli. Kaşlar çatırmış bir şekilde. O zarf gelsin. Ben ona yapacağımı biliyorum dedi Nurhan. Eyvah. Galiba aralarını bozan kişinin ben olduğumu öğrenmiş Nurhan. Eyvahlar olsun. Gidip ortalığı acilen toparlamam lazım. Ne yapıyorsun sen? Duruyorum sabit. Benim abim, ben de durayım mı, devam edeyim mi? Sen kurtar kendini Şükrü. Ben bittim. Altı, iyi günler.
Şükrü gidiyor. Sarp ayaklarını içe basıp ellerini cebine koymuş, başını hafifçe öne arkaya eğiyor. Gözü ayaklarına takıldı. Bu ne saçma bir duruş ya? Düzeltti ayaklarını. Sıkıntıyla yüzünü buruşturmuş bir halde önce birkaç adım sola gitti, sonra vazgeçip sağa döndü. Sağa gitmekten de vazgeçip rotasını yukarı çevirdi. Şükrü'nün sapına Japon yapıştırıcısı sürdüğü bıçak masanın üzerinde. Meryem tezgahta kesme tahtasının üzerinde sebze doğruyor. Meryem Hanımcığım, kolay gelsin. Nasılsınız? Ha, sağ ol Nurhan. Sen nasılsın? Çok şükür iyiyim. Şimdi sizin elinizin altında dolanmadan bir su içip gideceğim hemen. Abi ben sana vereyim hemen ya. Rica edeceğim. Lütfen işinize engel olmayın. Lütfen rahatsız olmayın. Ben içip hemen gideceğim. Tamam rahat olun. Nurhan dolaptan bardak aldı, sürahiden su dolduruyor. Cengiz nasıl? İyi, vallahi sağ olun. Siz nasılsınız hepsiniz? İyiyim, sadece bildiğiniz gibi koşturma işte. İşte aman aynı. Her şey aynı, hayat aynı. Meryem Hanımcığım, hiç yakıştıramadım sizi. Olacak iş değil ya. Ne? Bu nedir böyle ya? Bu milletin ortasında, evin ortasında çoluklar, çocuklar... Bıçağı eline aldı. Bıçak burada ne arıyor böyle? Ha, o bıçak şey ya, aman Şükrü onu tamir etmişti. Yani Japon'la yapıştırdı, tamir etti. O yüzden oraya koydu, kurusun diye. Anladım. Bıçak eline yapışmış, bırakamıyor. Anlamadım. Neyi? Anlamadım, yelime yapıştı. Aha. Ne? Ay aman! Sapına mı bulaştırmış Şükrü o Japon yapıştırıcısı? Eyvah! Meryem Hanım! Meryem Hanım, çıkmıyor bu. Çıkmaz tabii ya. O Japon yapıştırıcısıyla yapışan şey çıkar mı? Çıkmaz. Yok artık ya. Eyvah. Bir dakika ama sakin olun. Siz onu şey çıkarır bir şey. Bir dakika. Aseton. Aseton olmak tamam. Lazım. Bir dakika dur. Ben elimde bıçakla milletin içinde dolaşmayayım. Milleti korkutmayayım. Doğru. Biricik falan görürse çok korkar. Çok korkar. Yok bir dakika, sakin. Aseton nerede var ya? Bizde müştemilatta var. Var. Bizim odada. Bizim odaya girin sakince. Ondan sonra bizim yatak odasında komodin ayna var ya, aynanın önünde duruyor orada aseton. Hani onu alın sakin. Tamam oldu. Nasılsın? Ben bunu hemen halledip geliyorum şimdi. Tamam. Allah'ım yarabbim. Hay ama kimse görmesin ya. Ah Şükrü. Ay sen yapacağım. İşte bu kadar olur işte yani. Ay Şükrü. Biricik ve Nurhan'la yüzleşmekten korkan Sarp eve girememiş. Arka bahçede stresten kolunu bacağını sallıyor. Elleriyle yüzünü kapattı. Bu sefer bittim, ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Nurhan bıçakla arkasında belirdi. Sarp. Nurhan. Sarp ellerini yüzünden çekip yavaşça arkasını döndü. Anam. Anam yapma Nurhan. Nurhan bırak o bıçağı Nurhan. Gel be. Ben de seni arıyordum Sarp. Nurhan. Geldin demek ya. Nurhan bırak o bıçağı. Bırakmak istiyorum Sarp. Gerçekten bırakmak istiyorum ama gel gör ki bırakamıyorum. Ne demek bırakamıyorum Nurhan? Bırakabilirsin. Beni de kendini de yakma Nurhan. Sarp, ben kimseyi yakmayacağım. Nurhan, bu yaptığın yanına kalır mı zannediyorsun? Biliyorum, kimsenin yaptığı kimsenin yanına kalmaz. Nurhancığım biliyorum, anlıyorum. Yani Biricik'le aranızdaki konuşmaları biraz ufak tefek değişikliklerle aksettirmiş olabilirim insanlara ama... yani buna değmez, ben buna değmem. Sen ne diyorsun ya? Bir dakika, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Biricik'le ayrılmamızda senin parmağın mı var Sarp? İnanmıyorum Nurhan ya, ne parmağı? Yok parmak. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Nurhan, parmak izlerin o bıçağın üzerinde anında yakalanırsın. Ya konuşma vıdı, sus be! Sus! Korkma! Ben kimseye bir şey yapmayacağım. Sus! O zaman niye bırakmıyorsun bıçağı? Oğlum niye anlamıyorsun? Bırakmak istiyorum ama bırakamıyorum. Bırakabilirsin Nurhan. Saçma konuşma. Bak sizin aranızdaki durum için kim ne söylediyse vallahi yalan billahi yalan. Ya sakin ol, ben bir şey yapmayacağım diyorum. İmdat! Adam bıçak diyorlar, imdat! Oğlum bağırma, bütün herkesi ayağa kaldıracaksın. Yapma. Sarp ne yapıyorsun? Gelme üstüme. Sarp ben baba. Bir şey yapmayacağım. Baba. Ben oğlum bir şey yapmayacağım, dursana. Baba yardım et ne olur. Nurhan delirmiş. Elinde bıçakla beni kovalıyor. Bıçakla mı kovalıyor? Eyvahlar olsun galiba. Aradan da bizimkinin açtığını anladılar. Ay Tim, bu çocuk bizi de kesmesin ha? Ne de olsa biz de körükledik bu ayrılığı değil mi? Bilmiyorum Şevval. Baba ne olur yardım et baba. Ne oluyor Kemal'im?
Pilmeğli bir Serpil Nurhan bıçakla sarpı kovalaymış ya. Aa, Nurhancığım yapmaz öyle şeycim. Aa işte. İşte gördünüz. Delirmiş. Ya bir saniye beni dinler misin lütfen? Ay, Nurhancığım bak bu hiç pozitif bir antre değil. Nurhancığım bak şimdi evladım. Ha bıçağı elinde bırak öfkeyle kalkan zararla oturur tamam mı? Heh. Babacığım ben zaten sakinim. Ben Sarp'a durumu anlatmaya çalışıyorum. Bana ne? Bana ne? Hayır istemiyorum. Timuçin Bey, amcacığım şu oğluna sakin olmasını söyler misin lütfen? Bizi bulaştırma. Bizim olaylarla hiçbir ilgimiz yok. Sen kendi işini Sarp'la hallet. Baba! Evlat bak. Bırak o bıçağı bırak tamam mı Nurhan? Hadi. Bırakamıyorum babacığım. Bırakamıyorum. Nurhancığım bak eğer bir sorun varsa onu akışına bırak hallolur. Yani bu bıçak doğru değil yavrucuğum. Ya Nurhan yemin ediyorum sizin ayrılmanızla benim bir alakam yok. Ya sen ne biçim konuşuyorsun? Sen ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Niçin saçma sapan şeyler söylüyorsun? Aynı şeyi söyleyip duruyorsun anlamıyorum ne diyorsun? Nurhancığım bak bırak o bıçağı herkesin yüreği ağzına geldi. Heh. Babacığım ya bıçak elime yapışmış o yüzden bırakamıyorum ya. Şükrü Efendi sapını tamir edeyim derken yapıştırıcı bulaştırmış. Elime yapıştı. O yüzden bırakamıyorum. Eline mi yapıştı? Ya aseton bulayım da çıkarayım elimi kurtarayım dedim. Kimse bir de beni elinde bıçakla görmesin diye korkmasın diye gizliden gizliye. Bahçeden kaçayım dedim bunu gördüm. Bu da elimde bıçakla beni görünce korkmaya başladı kaçmaya başladı. Yok kaçıyor ben de onun arkasından geliyorum durumu anlatmaya çalışıyorum durumu. Allah. Bir dakika. Sen şimdi beni bıçaklamayacak mısın yani? Ya ben seni çok severim Sarpçığım. Ben seni niye bıçaklayayım bilmez misin ya? Oğlum bacanak yapma Allah aşkına ya. Hem sana çok teşekkür ederim oğlum. Benim açıp ettiğim hediye almışsın bana. Sarp kızarıp bozardı. Tamam da yani göstereceğim ona falan demişsin. Göstereceğim ona dedim. Niye? Hediye yüzünden. Yani sen beni bıçaklamayacaksın. Allah'ım ya Rabbim ya oğlum saçmalama lütfen Sarp ben seni niye bıçaklayayım? Ay her şeyin pozitif olmasına çok sevindim doğrusu. Ulan Nurhan bu sefer hakikaten şaşırttın beni ha. Elinde bıçağı görünce dedim ki bu oğlan hakikaten müebbet yiyecek ha. Ya gülmeyin ya bacanak Allah aşkına bir el at da şundan kurtar beni ya. Dursun canım eline mi yapışır sanki? Ya rahatlayalım diye şey yaptım ben. Sarp yardıma geldi. Dur. Bir saniye sen. Anam. Tükürdü. Ne yapıyorsun ya? Allah. Gündüz vakti Kız Kulesi civarında ilerleyen bir yolcu vapuru. Havuz tarafından villa. Havuzun üzerine ağaçların gölgesi düşmüş. Nurhan'la Biricik el ele havuz başına geldiler. Çok teşekkür ederim. Rica ederim bir tanem ya. Elinde kırmızı gül var. Hayır onu bırak da Sarp'ı görecektin ya. Onu keseceğimi zannedip öyle bir korktu ki bir kaçışı vardı anlatamam sana. Alem adam şu Sarp ya. Sonunda her şeyi anladı da her şeyi tatlıya bağlandı. Hayatım peki elindeki yapıştırıcıyı nasıl çıkardın? Ya şey asetonla çıkıyormuş Meryem Hanım söyledi ya. Ya çıkardım rahatladım da bilmeceyi çözemedim. Aa. Ne bilmecesi? Ya ne bilmecesi olacak? İşte Lütfü Bey'in bilmecelerinden bir tanesi. Soktu yine kafama ama çözemiyorum bir türlü. Sen bana anlat bakayım. Belki ben bulurum bir şey. Şimdi bir odada bir tane mahkum var tamam mı? Hı-hı. Odada da 3 tane meyve var. Hı-hı. O 3 tane meyveyi adam yerse adamı serbest bırakırız diyorlar. Hı-hı. Tamam diyor. Adam elmayı yiyor. Eriği yiyor. Sıra 3. meyveye geliyor, hayatta yemem diyor. İşte o meyve ne? Onu bulamıyorum. Hayatım bayağı zormuş şimdi. İlk önce E harfiyle başlayan meyveleri bir bulmak lazım. Da düşünüyorum çok da yok biliyor musun? Doğru, ben de düşündüm. E harfiyle başlayan meyve yok çok fazla da hadi bulduk diyelim. Hayır, niye yemiyor? Bir de onu bulmak lazım. Hayatım ben bilmeceyi bilmem ama benim aşkımın meyvesi ağlıyor. Benim onunla ilgilenmem lazım. Bir dakika ne dedin sen? Aşkımın meyvesi mi dedin? Evet. Buldum. Vallahi de buldum. Billahi de buldum. Evet buldum. Neymiş hayatım söylesene. Bilmecenin cevabını buldum. 3. meyve evlat. Adamın evladı, insanın meyvesi de evladıdır değil mi? İnsan evladını
yiyemediği için adam yiyemem diyor. Hayatım, ben bilmeceyi bilmem ama ben Mahmut Kemal'e hapur hapur yemeğe gidiyorum. Bir dakika dur annesi, bir parça da bana bırak ondan. Biricik önde, Nurhan arkasında koşarken görüntü dondu. Bu dizinin betimlemesi TRT tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştı. www.seslibetimlemederneği.com Yönetmen Hasan Tolga Polat, yapımcı Birol Güven, senaryo Birol Güven, Caner Güler, Yaşar Arak, genel koordinatör Cesur Taş, müzik Aydın Sarman, Burcu Güven, yapım koordinatörü Ömür Taş, finans koordinatörü Şule Güven Atay, ikinci yönetmen Koray Gümüş, görüntü yönetmeni Önder Şengül, sanat yönetmeni Başak Aykut, yapım sorumlusu Sezer Duman, reji koordinasyon Bircan Biricik, kostüm şefi Sonay Ortu. Mekanik bir aletin içinden çıkan kırmızı çember içerisindeki Made in Turkey yazısı siyah fonda bir yıldız gibi parladı. Bu program TRT 1 tarafından Mint Prodüksiyon şirketine yaptırılmıştır. 2014